kurulların, şirket kuruluşların, sermaye artışların, nevi değişikliklerin, yani sicilde yapılan tüm işlemlerin elektronik olarak yapılacağını sözünü, yani daha doğrusu hep öteleniyor. Fakat büyük ihtimalle ay sonu içerisinde bunun devreye alınması da söz konusu. Bu böyle olduğunda e-hayatımıza giren e-sürecin çok önemli olduğunu bilinciyle bu eğitimleri de sizlere Sayın Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu önderliğinde ve odamızın ve TESMEN'in katkılarıyla bütün meslektaşların ayağına giderek onlara bu konuda bilgilendirmeleri yapmayı arzu ettik. Güzel katılımlar aldık. Bu süreçte kendini hazırlayacak olan meslektaşlarımız bu bilgileri alarak yeni süreçte kendilerini hazırlamak için bizlerle birleşti ve bu bilgileri paylaştılar. Önemli bilgileri paylaşacak Sayın Burhan Eray. Bu süreç içerisinde neler yapmamız gerekir, neler sorunlu? Biliyorsunuz artık arkadaşlar, denetim de e-denetim olacak. Bu denetimin içerisinde konu olan bir merak diye bir program var. Bundan bahsetmek de istiyorum. Artık bütün bilgilerin elektronik ortama kaydedildi. Bu merak programı bunun analizini yaparak sektörel olarak incelemeleri de başlatacaklar. Artık e-süreci hayatımızın birer parçası olacak. Bu konunun üzerinde fazla durmak istemiyorum. Burhan arkadaşımız yeterli, gerekli bilgileri kendileri verecek. TESMER olarak diğer eğitimlerimiz de devam edecek. Diğer bölgelerimizde aylık olarak, periyodik olarak. En önemlisi Nisan ayından itibaren UFRS ve denetim eğitimlerine tekrar başlayacağız. Çünkü önümüzdeki süreçte UFRS'e göre tabloların düzenlenmesi, hazırlanması konusunda arkadaşlarımızı bu konularda eğitimden geçirmeyi planlamaktayız. Çalışma komitelerimiz oluştu. 1200 arkadaşımız müracaat etti. 200'e yakın arkadaşımız komitelere seçildi. Bu komitelerimiz proje bazlı oluşturuldu. Az kişiden oluştu ve verilen proje üzerinde, tek bir proje üzerinde 18 tane projeyle de sizlerin önünüze geleceğiz. Yine önemli gelişme, meslek kararlarımız geçen Ekim ayında TURMOP Genel Kurulu'nda kabul edildi ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bunlardan en önemlilerinden biri haksız rekabetle yazılım. Bunun programını sitemize koyduk. Bu yıl zorunlu değil, 2014 yılında bunu deneme olarak yapmanızı istiyoruz. 2015 yılında meslek zorunlu kararı olarak uygulamaya geçecek. Burada programın kısa amacı haksız rekabette mücadele etmenin bir yöntemini geliştirdik. Örneğin bütün müşterilerin sisteme elektronik olarak kaydedilmesi, bunların damga vergilerinin düzenlenmesi, odaya verilmesi gereken müşteri bildirim listelerinin bu kayıttan sonra bir daha verilmemesi gibi öngörüleri içermektedir. Burada önemli bir kayıt da, biliyorsunuz tahsilat sorunumuz var ve bu sorunda borcu olan arkadaşlarımız defterini diğer bir meslektaşın almasını engelleyen bir yöntem geliştirildi. Her şeye rağmen borcunu ödememiş müşteriyi alan arkadaşımızın haklı bir sebebi yoksa disiplin işlemlerinin uygulanması gündeme gelecek. Bununla ilgili biliyorsunuz odamızda haksız rekabet kurulu kurulmuştu ve işlemine devam ediyordu. Yeni bir görevini de burada sürdürecek. Hafta sonu Ardahan ve Kars'taydık. Sayın Başkanımız Yahya Arıkan ve yönetim kurulu üyelerimizle bir kısmıyla Kızılay kampanyamıza destek veren arkadaşlarımız muhakkak aramızda var. 600 tane seti orada Kızılay'la birlikte Ardahan'da öğrencilerimize dağıttık. Sizlere bu konuda destek veren sizlere biz teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sosyal sorumluluk projelerine de devam edeceğiz. Ben sözlerimi sonlayırken sizlere saygıyla selamlıyorum. İyi eğitimler diliyorum. Sayın Burhan Eray'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum yönetim kurulu adına. Kolay gelsin diyorum. Ben teşekkür ederim.
Şimdi bugün aslında bir yandan elektronik imza, bir yandan Mersis projesinden çok kısa bahsedeceğiz. Ana kurumumuz tabii kayıtlı elektronik posta sistemi olacak. Biraz önce İhsan Bey'in bahsettiği gibi nasıl ki devlet e-devleti ilerliyorsa haksız rekabet yazılımıyla da TÜRMOK'ta, İSMO'da e-mali müşavire hazırlayacak bizi. Zaten süreç hızlıca dönüşüyor biliyorsunuz. Birçok arkadaşımız hatta şey diyorlar, işte çok hızlı bir elektronik dönüşüm var, biz artık bunları takip edemiyoruz diyorlar. Geçen Bilişim Teknolojisi Derneği'nin bir çalışması vardı, o çalışmaya baktım ben. Dünyada elektronik gelişmelerdeki hızlarla ilgili, hani elektronik geçişle alakalı bir sıralama yapılmış ve ülkemiz 76. sırada şu an. Yani çok gerideyiz aslında, bize çok hızlı bir geliyor. Ülkelerin çoğu aslında bu elektronik ortama hızlıca geçiş yapıyor. Biraz sonra bahsedeceğimiz kayıtlı elektronik posta sistemi dünyada 2000 yılından beri Amerika'da devam ediyor. 2000 yılından beri milyonlarca e-posta elektronik ortamda gönderiliyor. Sadece İtalya'da yıl 5,5 milyon tane CEP kullanıcısı var. Kayıtlı elektronik posta sistemi kullanıcısı var. Ve yıllık gönderi adedi de 750 milyon. Yani sistem bu kadar hızlı gelişecek ve ilerleyecek. Biz de buna adapte olmak zorundayız. Şu anda birçok arkadaşımız işte standart e-posta adresi, bu da kayıtlı elektronik posta, resmi mail adresiniz gibi düşünüyorum ama aslında devletin burada yapmak istediği şu, biz sadece tebligat yapmaktan ziyade şirketin merkez adresi eşittir CEP adresi gibi olacak. Yani artık şirket merkeziyle kamu idareleri çok fazla ilgilenmeyecek. Yani sizin hangi caddede, hangi sokakta, hangi numarada olup olmadığınız, tebligatı alıp almadığınızı çok fazla ilgilenmeyecek. Çünkü kağıt ortamında herhangi bir bildirim yapmayacak. Şimdi kayıtlı elektronik sistemi, posta sistemi aslında iade-i taahhütlü posta gibi çalışıyor. Ve sistem tamamen elektronik ortamda kimlik doğrulaması gerçekleştirilerek tüm içeriğin de bütünlüğünün korunarak sistemde bütün tebligatların elektronik ortamda yapılmasını sağlayan bir sistem. Şu anda 35 tane vergi dairesi CEP sistemini kendi içerisinde kullanmaya başladılar. SGK bu konuyla ilgili çalışmalar başladı. Şu anda kendi içinde yine yapıyor. Sadece dışarıya olan CEP ile ilgili işlemleri henüz yapmadılar. Kuvvetli ihtimal onunla ilgili de Mart ayında bu süreçle ilgili başlayacaklarını söylüyorlar. Şimdi elektronik tebligat yönetmeliği CEP ne zaman ortaya çıktı? Bunun yasal bir dayanağı var mı? Biz bunu almak zorunda mıyız diye çok soru gelecektir. Aslında tam bir yıl önce zorunluluk başladı. Yani bu elektronik tebligat yönetmeliği yayınlandı 19 Ocak 2013 tarihinde ve bütün sermaye şirketleri, yani limited şirketler, aramış şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, şirketlere elektronik tebligat yapılması zorunlu. Yani bu da aslında bu zorunluluk kamu, yani bu tebligatı yapacak kurumlara getirmiş. Peki bir yıldır niye bizim bundan haberimiz yok ya da niye hani hala sistem çalışmaya başlamadı? Çünkü sistemde bu tebligatı yapacak kurumlar henüz hazır değiller. Yani bu tebligatı bize kim yapacak? İşte vergi gelir idaresi yapacak, Adalet Bakanlığı yapacak, belki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapacak, İşkur yapacak. Ve bu kurumların tamamı şu anda bu sisteme hazır olmadıklarından dolayı, geçişe başlamadıklarından dolayı bizim de kapımızın önüne bir sanal posta kutusu koymamızın bir anlamı olmayacaktı. Ama dediğim gibi Mart ayından itibaren bu tebligatlara başlayacaklarını söylüyorlar. Hani uygulamaya ona göre yön vermiş durumdalar. Burada bir ikinci maddede dikkat edin, kırmızıyla yazdığımız yere. Orada da şunu diyor, CEP adresini alanlar tüm kamu kurumlarına bildirmek zorundadır. Yani bu 5 sayılı bir cetvelimiz var bizim. O cetvelde baktığımız zaman 100'ün üzerinde kamu idaresi var. En az 100'ün üzerinde üniversite var. Onun haricinde İşkur ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu dahil, kamu gözetimi kurumu dahil kurumlar var. Yaklaşık 300'ün üzerinde kurum var. Aslında bunu yalnız başınıza okuduğunuz zaman şu aklınıza geliyor. Biz oturup bütün kurumlara CEP adresimizi mi bildireceğiz? Kimin bize tebligat yapacağını nereden bileceğiz gibi sorular da karşımıza gelebilir. Bununla ilgili de bu sorunun sonunda çok kısa Mersis'ten de bahsedeceğiz size, elektronik ortam. O aslında daha yakın bir gelecekte, yaklaşık 15 gün sonra hayatımıza girecek. Şubat başında Mersis projesinin de İstanbul'da devreye gireceği söyleniyor. Bununla ilgili işte Başbakan'ın ile toplu açılış törenlerinden bir tanesinde
bunu da duyuracağı söyleniyor. 1 Şubat'tan itibaren bütün ticaret sizin işlemlerini de biz elektronik ortamda yapmaya başlayacağız. Tabii CAP'i kullanmaya başlayacağız diyoruz. Melsis'i Ocak sonu itibariyle kullanmaya başlayacağız diyoruz. Peki bunları nasıl kullanacağız? Elektronik imzayla kullanacağız. Ondan da çok kısa bu sorunun devamında yine bahsedeceğiz. Peki kayıtlı elektronik posta sistemi nedir? CAP aslında yasal geçerliliği olan bir tebligat türü. Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi göndericinin ve alıcının kimlik doğrulamasının yapıldığı, yine içerisinde zaman damgasının da bulunduğu ve içerik bütünlüğünün korunduğu yasal geçerli bir elektronik posta. Peki bu elektronik postadan bahsederken kimlik doğrulamasını kim nasıl yapacak ve bu işlemler nasıl olacak? Şimdi hemen çok kısa standart e-posta ile CAP adresindeki farkları anlatalım. Bildiğiniz gibi standart e-posta adresinde bizim herhangi birisi adına mail adresi alma şansımız var mı? Var. Örneğin ben gidip ihsan.yalçın@gmail.com adresini alabilirim eğer kendisi almadıysa. Ya da mynet adresini alabilirim ya da hotmail adresini alabilirim gibi birçok mail adresini oturduğum yerden alabilirim. Bununla ilgili bizde bir kimlik doğrulaması gerektiren bir durum yok. Yani kişiler belirli değil. Yine standart e-posta adresinde içerik bütünlüğü korunmayabiliyor. Yani siz bana bir tane mail adresi gönderdiğiniz zaman ben o mail adresi bana gelmedi diyebilirim. Ya da işte geldi ama içeriğinde herhangi bir bilgi, belge yoktu da diyebilirim. Ya da içeriği tümden reddedebilirim. Siz de bunu aksini maalesef iddia edemiyorsunuz. Etseniz bile mahkemelerde yasal delil olarak bu kullanılamıyor. Şimdi yine devamında dediğimiz gibi standart e-posta adresinde veri bütünlüğü yok, veri içeriği değiştirilebilir, kimlik doğrulaması yapılamaz, yasal geçerliliği yoktur ve sonuç itibariyle de standart e-posta adresinin güvenilir olduğunu söylemek şu durumda çok kolay değil. Peki kayıtlı elektronik posta sisteminde durum nasıl? Bu sefer kimlikler kesinlikle belirli. Yani neden belirli? Çünkü ben CAP adresi almak istediğim zaman şu anda Türkiye'de bunu veren 3 tane yetkilendirilmiş kurum var. Bir PTT, kamu kurumları başta olmak üzere kamu kurumları PTT'den almak zorunda. Diğer özel firmalara da verebiliyor. Onun haricinde Türkiye Noterler Birliği'nin TNB CAP diye bir kurumu var. Bu var. Bir de Türk CAP diye özel bir kurum var. Bu 3 kurum bunu veriyor. Ve siz bu kurumlardan CAP adresi almak istediğiniz zaman yapacağınız işlem şu. Kimliğinizle beraber gidiyorsunuz. Siz isim.soyad@hs0102 gibi birazdan uzantılarından bahsedeceğim. Bu adresi alıyorsunuz. Yani siz gidip bizzat sözleşme ve taahhütname imzalayıp kimliğinizle bu adresi alacağınız için ve isminizin dışında başka bir adres alamayacağınız için bu sizin kimlik doğrulamanızı daha elektronik posta adresinizi alırken zaten kimlik doğrulaması yapılmış oluyor. Şimdi yine içerik bütünlüğüyle ilgili bir durum var. Burada da sizin göndermiş olduğunuz bilgilerin tamamının içeriği görüntülenemiyor ve gizli kalıyor. Peki bu içerikle ilgili bu kurumlar bilgi sahibi mi? Onlar da değiller. Şurada bir yanlış anlam olmasın. Kurum, bu 3 tane kurum sizin göndermiş olduğunuz e-postalarınızın içeriğini saklamıyor. Yani bu içerikle ilgili belgenin tamamını, bilginin tamamını saklamıyor. Yaptıkları teknik bir olay, sizin göndermiş olduğunuz bir sayfalık bir metin, sözleşme, ihtar, fesih varsa eğer bunların içerisinde örneğin işte 3. satırın 8. karakteri, 24. satırdaki şu karakter, 35. satırdaki bu karakter gibi bir şifreleme, kodlama sistemleri var. Bu kodlama sisteminden de kendilerine bir yasal delil oluşturuyorlar. Bayağı karmaşık alfabetik rakamlardan ve harflerden oluşan bir delil üretiyorlar. Ve siz yarın bir gün herhangi bir anlaşmazlık durumunda mahkemeye delil olarak sunduğunuz zaman bu kayıtlı elektronik posta sistemini, sistem şunu yapıyor. Acaba bu kişinin göndermiş olduğu mail bu mudur diye kuruma soruyor. Kurum da sizin gönderdiğiniz metne o almış olduğu kodlamayı üstüne yerleştiriyor. Bir nokta bile oynasa bütün algoritma bozulacağı için yasal delil olarak geçerliliğini yitirmiş oluyor. O anlamda da şu algılanmasın, CAP hizmet sağlayıcıları dediğimiz bu üç kurum sizin gönderdiğiniz içeriği değil, onların delillerini saklıyor. Tamamını saklamıyor. Bu zaten
Biliyorsunuz e-arşiv ile ilgili de bir yönetmelik yayınlandı. E-arşiv şeklinde sistem ve siz kendiniz saklayabilirsiniz. Anlayamadım biraz açabilir misiniz? O saklandığı kısmı tamamen. Şöyle, örneğin siz iki kurum arasında bir işlem yapıyoruz. Bir sözleşme imzalayacağız. Siz bana sözleşme imzaladınız ya da faturamı ödemedim. Siz bana ihtar çektiniz. O ihtarın komple tamamıyla içeriğini atıyorum Word dosyası şeklinde saklamıyor. Onlar da görmüyorlar çünkü içeriği. Sadece o metnin içinde işte 3. satırın 5. karakteri, 8. satırın 14. karakteri gibi çeşitli yerlerde şey alıyor, örneklemelerle belli kodlar alıyor. Onları şifreleme şeklinde saklıyor. Ve bunu sonrasında siz gidip kendi anlaşmazlık dışında mahkemeye gittiniz. Anlaşmazlık oldu. Diyorsunuz ki ben şununla ilgili ihtarı şu tarihte şu kişiye gönderdim. Buyurun. Kep mailimde bu. Mahkeme de şunu yapıyor. Nereden gönderdiniz bunu? PTT Kep'ten gönderdiniz. PTT Kep'e soruyor. Diyor ki bu kişinin şu tarihte göndermiş olduğu mail delilde doğru mudur? İçerik doğru mudur diye soruyor. Onlar da hem üzerinde bir zaman damgası var. Yani sizin göndermiş olduğunuz mailin içeriği işte hangi tarihte ne zaman teslim edildi, ne zaman okundu ve ne zaman sizden gönderildiğine dair bütün delilleri sizin vermiş olduğunuz yasal şeylerle karşılaştırıyor. Eğer birebir tutuyorsa tamam diyor, bu tarihte işte şu kişinin şu kişiye göndermiş olduğu mail size de ibraz ettiği mail doğrudur ya da yanlıştır diyecek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siz Türkiye üzerinden yapmış olduğunuz yazışmaları kimse görmüyor. Kurumlar dahil. Onlar yazılım teknikleriyle zaten böyle yapmak zorundalar. Bununla ilgili bilgi ve iletişim kurumu, bilgi teknoloji ve iletişim kurumu zaten bunları denetliyor. Sadece alıcıyla gönderici mi böyle anlamına geliyor? Tabii. Sadece gönderen ve alan gönderiyor. Zaten gizlilik ve güvenlikten kastı o sistemin. Ve şifreleme de yapılıyor zaten. Şimdi uyuşmaz durumda zaten hukuken geçerli olduğunu söyledik. Şimdi aradaki farkları tekrar özetleyecek olursak standart e-posta adresi ve KEP adresi arasında bir kesin kimlik tespiti var. Niye? Hocam bunun maliyeti çok fazla değil. Şimdi maliyeti kuvvetli itibaren o tarafına siz ben size KEP'ten birileri geldiğinde bir eğitim vermiş bu arada. Üç kurumun sitesine girip detayları öğrenebilirsiniz. Ortalama 1 liraya gelecek. Bir mailin gönderilmesi, saklanması ve onunla ilgili işlemler. Çünkü birazdan bahsedeceğiz. Başka içerikle hizmetin içeriği de farklı olacak. Yani siz örneğin sadece mail göndermek isteyebilirsiniz. Artı bu gönderilen mailin cep telefonunuza mesaj gelmesi gibi. Biraz daha detaylı anlatacağım. İsterseniz bitireyim. Şimdi burada bahsettiğimiz gibi siz KEP maili gönderdiğiniz zaman zaten sistem şunu yapacak. Bir tane KEP maili gönderdiniz. Mail gönderdikten sonra size 3 tane ayrı dönüş maili gelecek. Bir, bu 3 kurum diyecek ki önce Sayın Burhan Eray, sizin göndermiş olduğunuz KEP iletisini biz aldık diyecek. Önce aracı kurum biz aldık diyecek. Arkasından da bu KEP ile ilgili kime göndermişsem ben bunu o kişiye teslim edecek. Sonra da bize onunla ilgili teslim bilgisi gelecek. Diyecek ki biz sizin şu kişiye göndermiş olduğunuz maili, KEP mail iletisini şu tarih, şu saat, şu dakikada ilettik. Adresine ilettik. Ondan sonra üçüncü adreste de şu var, üçüncü bölümde de. Sistem şunu söyleyecek, eğer karşı taraf o iletiyi açıp okuduğu an diyecek ki sizin göndermiş olduğunuz ileti şu tarih, şu saat, şu dakikada okunmuştur. Yani teslim bilgisi, okundu bilgisi ve gönderildi bilgisi. 3 tane ayrı mail olacak sistemde. Burada da bahsettiğimiz zaten kesin teslim güvenliği, teslimat tarihi, içeriğin güvenliği, gizlilik, o kodlamadan bahsettik zaten. Hukuktan geçerliğinden de bahsediyoruz. Peki kayıt elektronik posta sistemini nasıl kullanacaksınız? İki türlü sistemde, iki türlü şey var, gönderme şekli var. Daha doğrusu KEP iletisi kullanma şekli var. Bir, sadece şunu söyleyebilirsiniz. Bu bizim zorunlulukla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla biz bunu sadece biz sana posta kutumuzu almak istiyoruz. KEP biletinizi bütün kamu kurumları ve diğer kurumlar bize göndermek istediklerinde ben bu iletileri alabileyim. Yani sadece al anlamında. Ben posta göndermek istemiyorum. Sadece yasal zorunluluğum neyse onu kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Bu durumda da
herhangi bir şeye ihtiyacınız yok. Yani elektronik imzaya ihtiyacınız yok. Ama eğer siz, ben bu sistem güzel, ben bu sistemi Cahil mutabakatlarında kullanabilirim. Ben bu sistemi BABS mutabakatları, sözleşmeler, sözleşmelerin fesli, çalışanlarıma ihtar veya ibraname ile ilgili birçok talimatlarla ilgili bir şey göndereceğim zaman bu sistemi ben şirketlerimin lehine de kullanabilirim derseniz eğer, o zaman sizin yapmanız gereken şu, gönder ve al seçeneği var. Yani hem göndereceksiniz hem de yasal tebligatları almak üzere bir KEP adresi alabilirsiniz. Şöyle düşünün, bu operatörler gibi, Türkcell, Vodafone, Avaya gibi 3 tane kurum var. Birisi kontrolü, birisi faturalı gibi. Yani istediğiniz zaman arama yapabileceksiniz. Ya da sadece biliyorsunuz kontrolü telefon aldığınız zaman kontrolünüz yoksa sadece çağrılar geliyor ama siz arama yapamıyorsunuz. Sadece al, böyle bir şey. Eğer siz göndermek istiyorsanız elektronik imzaya ihtiyacınız var. Elektronik imza olmadan sistemden gönderi yapamıyorsunuz. Neden? Çünkü siz sisteme girerken ya ıslak imza ya da elektronik imzayla kendinizi o kişi olduğunu doğrulamanız gerekiyor. Yani KTT'den mail adresini aldık, KTT'yi aldık. Evet. Sadece tebligat almak istiyoruz, yasal tebligat. Evet. Elektronik imzaya ihtiyacımız yok. Doğru anladım. Yok, tabii. Ama zaman içerisinde göreceksiniz bu sistemi şirketleriniz kullanmak isteyecek. Yani onu birazdan tabii daha detaylı bahsedeceğiz. Soru cevap bölümünde de konuşuruz tekrar. Şimdi eğer göndermek zaten sistemde siz herhangi bir şirketle ilgili sözleşme imzaladığınız zaman, imzalayacaksanız şirketin yukarıda bilgileri var zaten. Siz o şirketle ilgili bilgiye girdiğiniz zaman biraz sonra yine Mersis'ten bahsedeceğim. O şirketin yetkilisinin kim olduğu ya da yetkili olup olmadığını sistemde zaten aşağıda çıkacak. Siz e-imzanızla girdiğiniz zaman sistem sizin yetkili olup olmadığınıza göre zaten size ya yetkilisiniz diyecek ya da yetkili değilsiniz diyecek. Yetki veriyorsa, yani siz orada e-imzanıza girdiğiniz zaman yetkilendirme, işlem yapabilme seçeneğini görüyorsanız yapabileceksiniz. Yoksa bunu göremeyeceksiniz. Evet, şu anda bilmiyorum bazı şu yeni TTK'dan sonra o, sizin dediğiniz anlamda hiç yaptınız mı bilmiyorum şirket yetkilisini. Hani işte sadece faturaları imzalamada yetkilidir, bankalarda borçlanmalarda yetkilidir ya da işte şu kadara kadar krediyle ilgili işlemlerde yetkilidir diye şey yapabiliyorsunuz. Orada mesela bazı özellikle PERPA ve PERPA'yı çok net biliyorum iade etmişler. Şunu söylüyorlar, siz eğer sadece fatura imzalama üzerinde yetki veriyorsanız sorumluluklarını da sınırlamak zorundasınız. Yani çünkü o da müdür tayin ettiğiniz an o müdürlerin tamamı tüm kamu borçlarından da sorumlu olmaya başlayacak. Dolayısıyla şu anda o bahsettiğiniz olayın yapılmadığını biliyorum. Önceden yapılıyordu. Şu an şey diyorlar, eğer yetkileri sınırlı müdürünüz varsa sorumluluklarını da sınırlandırmalısınız diye iade ediyorlar. Sizin dediğinize gelecek olursak uygulama şu an hani nasıl şekillendirecek bilmiyoruz. Bize hani bununla ilgili kurumlarla yapmış olduğumuz toplantılarda biz de bu soruları çok fazla hani detaylı sormaya çalıştık. Onlar şunu söylüyorlar, sisteme girdiğiniz an zaten o işlemle ilgili, işlem belli, şirketin ünvanı da belli, yetkilisi de aslında içerikte var. Birazdan Mersis'ten bahsedeceğim zaman daha oturacak belki. Oradan aldıkları yetkiye göre zaten siz ya yetkilisiniz ya da işlem yapmaya yetkiniz yoktur diyecekler. Eğer bununla ilgili yetkiniz olduğunu iddia ediyorsanız bu kurumlara gidip sizin yetkilendirmeyi yapmanız gerekecek. Şu anda hani benim şu an size söyleyebileceğim bu. Çünkü uygulama daha yani işin içine girmediğimiz için şu an çok net belli değil. Ama bununla ilgili bizim sorularımıza verilen cevap bu. Zaten girdiğiniz zaman yetkili olup olmadığınızı göreceksiniz. Yetkiniz varsa işlem yapacaksınız. Yoksa da zaten işlem yapmaya izin verilmeyecek. Şimdi KEP ile ilgili devam edelim. Dediğim gibi o Mersis projesine geldiğimiz zaman çok kısa onlarla bahsedeceğiz. Göndermek istiyorsanız elektronik imzaya mutlaka ihtiyacınız var. Şimdi peki biz tüzel kişilikler olarak, şimdi ne dedik? Limited şirketler, ama şirketler de sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler. Şimdi kurumlar e-tebligat yapmak istedikleri zaman tüzel kişilerin tamamı
HEP rehberinde yayınlanmak zorunda. Yani siz bireysel olarak bir mali müşavir olarak KEP adresi alabilirsiniz. Bu KEP adresini KEP rehberinde yayınlatmak istemeyebilirsiniz. Yani ben KEP adresi aldım ama burada olmasını istemiyorum diyebilirsiniz ama tüzel kişilerin böyle bir şansları yok. Yani KEP adresi almak zorunda ve KEP rehberinde de yayınlanmak zorunda. Burada tabii şöyle bir soru gelecek. Peki KEP adresleri nasıl şirketlere verilecek? Şahıslarda alt nokta soyad. Şirketlerde firmanın kısa adı olacak. Arkasından da ES0102 gibi kodlamalar olacak. Birazdan yine bahsedeceğiz. Burada da şirketlerin aynı ünvanda bir sürü şirket çıkacak. Aynı ünvanda bir sürü Burhan Eray da çıkabilir. Türkiye'de 20 tane Burhan Eray varsa orada da şunu yapacaklar. Nasıl biz normal mail adreslerinin sonuna bir rakamlar koyuyoruz, alıyoruz. O zaman da Burhan.eray 1, 2, 3, 4 diye rakamlar koyup sıralamayla yapabilirsiniz. Peki bir kurum size göndereceği zaman göndermiş olduğu kişinin siz olduğunu yani Burhan Eray'a gönderecek ama hangi Burhan Eray sizin muhatabınız? Onu nasıl bulacaksınız? O zaman da sistem size ek bilgiler soracak. Firmaysa bu, firmanın vergi numarasını soracak. Firmanın ticaret mersis numarasını soracak. Ya da firmanın kayıtlı olduğu ili soracak. Yani birkaç tane sorgulamadan sonra siz gerçek aradığınız KEP adresini bulmuş olacaksınız. Şahıslarda dediğim gibi bu doğum yeri olur, doğum tarihi olur. Belki yaşadığı il olacak. Ona göre birden fazla KEP adresi olabilir. İstediğiniz kadar KEP adresi alabilirsiniz. 3 kurumdan da alabilirsiniz. Yani şöyle düşünün. Bugün Türkcell'de iki hakkınız olabilir mi? Olabilir. Vodafone Avia'da da aynı zamanda o hakları alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Yani 3 kurumdan da birden fazla KEP adresi alabilirsiniz. Sadece kimlik doğrulaması yaparken firma kısa adının burada bulunması gerekiyor. Bununla ilgili önce şöyle bir düşünce vardı. Biliyorsunuz Mersis sistemi Türkiye'deki, bakın dikkat edin, bütün ekonomik birimleri belli kayıt altına alacak bir sistem. Dolayısıyla da Mersis et KEP adresi diye alalım dendi ama numaralarda çok karışık geldiği için, bununla ilgili de çok itiraz olduğu için firma kısa adına döndü iş. Aslında Mersis numarası daha garanti. Ama garanti ama 16 karakter IBAN numarası gibi. Hani her seferinde 16 karakteri. Birazdan Mersis'ten de yine bahsedeceğiz. Şu KEP'i bitirelim. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi sizin göndermiş olduğunuz her KEP adresiyle ilgili olarak sistem size 3 tane geri dönüş yapacak. Bir, bu göndermiş olduğunuz KEP iletisini kurum olarak biz aldık. İki, göndermiş olduğunuz kişiye ilettik. Üç, o kişi de okudu. Şöyle bir güzelliği var sistemin. 24 saat içerisinde okumadıysanız sistem okudu sayıyor. Dolayısıyla ben görmedim, bilmiyorum, duymadım diyemiyorsunuz. Ya da postacı kapıya geldi, bugün git, bir hafta sonra gel, ben burada değilim diyemiyorsunuz. Ya da Bodrum'da tatil yapıyorsunuz, ben bunu almıyorum diyemiyorsunuz. Elektronik ortamda KEP adresiniz varsa otomatikman bunu 24 saat içinde okundu ve şeye dikkat edin, 5 gün içerisinde de size tebliğ edilmiş sayılıyor. Bu 5 gün ne zaman başlıyor? KEP kurumunu, yani bu ilgili kurumun sizin mail adresinize bu KEP iletisini ilettiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde tebligat yapılmış sayılıyor. O tarih dahil mi? İzleyen. Yani ayın 16'sında size KEP gelse 17, 18 olur. KEP adresine internetin olduğu her yerden ulaşabiliyor mu? Tabii. Şöyle düşün, Outlook gibi ya da zaten web tabanlı bunlarla ilgili kurumlar. Bu bahsettiğim üç kurumun sitelerine girerseniz şu anda siz Gmail adresine nasıl giriyorsunuz? Google'dan Gmail adreslerine her yerde ulaşabiliyorsunuz. KEP adresi de böyle. Kişiler, kurumların kendi sayfalarından kullanıcı adı, şifrenizi girebilirsiniz. Sadece al olarak aldıysanız ama gönder al olarak aldıysanız ve mail atacaksanız o zaman elektronik imzayla sisteme girmek zorundasınız. Yani her yerden ulaşabilirsiniz. Hatta ve hatta telefonlarınızdan, akıllı telefonlardan da sisteme zaten ulaşabiliyorsunuz. Orada da mesela mobil imzanın tabii şu var. Her kurum şu anda vermiyor ama yakın zamanda hepsi verecektir. Akıllı telefonda mobil imzayı, e-imzayı nasıl kullanacaksınız? Biliyorsunuz e-imza şu an yanımda yok. Flash disk gibi bir şey. Normal bildiğiniz bu sebebi flash bellek gibi bir şey. Onu mobil telefonu nasıl? Mali mühür edemeyiz. Hayır, mali mühür zaten şöyle.
şahıslar için imza beyannamesi, şirketler için imza sirküsü oluyor ya. Orada da birinde imza, birinde mali mühür. Aslında aynı şey. Birisi şirketin kurum yetkisi olarak kullandığınız bir şey. Dolayısıyla da sistem aynı. Bazı kurumlar kart şeklinde de yapabiliyor bunu. Ama flashless daha kolay bir sistem. Yani daha taşınabilir. Elektronik imza ile ilgili tabii belli programların yüklenmiş olması gerekiyor. E-imzanızı aldığınız zaman size bir CD geliyor. O CD'deki programları yükleyeceksiniz. Elektronik imza yalnız şöyle bir karışıklık olmasın. E-imzayı veren kurumlarla, KEP'i veren kurumlar farklı kurumlar. Birisinde Türk Trust, E-Güven ve E-Tura gibi 3 tane kurum var. Burada KEP'i gönderen yani postacılık hizmetini yapan 3 ayrı kurum. Şimdi bazı kurumlar tabii mesela... Yanlış değil mi hocam aslında? Nasıl? Yanlış bence ya. Ayrı ayrı olmasın mı? Tabii. Neden? Şunu söyleyebiliriz. Bazı kurumlar şimdi hani çok fazla isim vermek istemiyoruz ama siz... Şu var. Bir tanesi mesela e-imza ile beraber KEP veriyor. İkisi de veriyor aslında. İki tane kurum veriyor. PTT harcıyor. Nasıl? Birazdan bahsedeceğim. İsterseniz biraz siz hızlı gidiyorsunuz. Sorun mu yavaş gidiyor bilmiyorum ama. Yani şimdi bir ileriden bir geriden boşlukları doldurmak zor olabilir. Ben bitireyim. Şimdi burada da herhalde anlaşılmayan bir yer yok. Yani sonuçta dediğiniz gibi 3 tane geri dönüş yapılıyor. Zaten bunların hepsi zaman damgasıyla ve elektronik imzayla kimlik doğrulaması yaparak bütün bu sistem elektronik ortamda yasal geçerli olacak şekilde kayıt altına alınıyor. Şimdi peki neleri KEP'le göndermek zorundayız biz? Yani her şeyimizi KEP'le mi göndereceğiz? Bir ilçede arkadaşımız şey demişti. Ben KDV taahhütlerini KEP'le gönderebilir miyim? Yani paranız varsa gönderebilirsiniz. Tanesi 1 lira. Sistem, yani 1 lira dediğim hani bilmiyorum. Birisi 70 kuruş serbest piyasada. Çünkü şu anda 3 tane oyuncu var. Hani belki bir 5-6 tane daha gelirse fiyatlar daha da düşecektir ama KEP'in bir ücreti olduğunu bilin. Şimdi KEP'le nereye göndermemiz gerekiyor? En önemlisi şahsen ulaştırmak istediğiniz, bununla ilgili ulaştığından emin olmak istediğiniz, yani teslimat tarihini, saatini, dakikasını görmek istediğiniz, İçerik bütünlüğünün korunmasını istediniz. Yani bir şey gönderdiniz, işte Burhan Bey göndermişsiniz ama ekinde dosyayı göremedim. Yani bu bazen gerçekten de olabilir. Çünkü virüs programları bazen ekleyebiliyorsunuz, engelleyebiliyor, almayabiliyor. Mail geliyor ama eki gelmiyor. Burada virüs taraması da yapılıyor. Zaten böyle bir şey de çok mümkün değil. Tabii burada şu var, KEP'ten KEP'e mail atabiliyorsunuz. Hani Gmail'den KEP adresine mail tabii ki atamıyorsunuz. En son olarak da anlaşmazlık konusu olabilecek konular neyse, bununla ilgili sadece özel şey yapabilirsiniz. Örneğin şirketiniz ücretinizi bir senedir ödemiyor. Bununla ilgili ihtarınızı gidip şimdi 80 liralık noterde ihtar çekmenize gerek yok. Ya da işte siz KEP adresi aldınız. Birazdan açacağız tabii. Personelinize işe geç geldin, gelmedin, iyi niyet varlık kurallarına aykırı hareket ettin, iş yerinde kavga çıkardın gibi birçok uyarıyı, ihtarı KEP üzerinden yapabileceksiniz. Tabii bu durumda ne olacak? İşçilerin de mi KEP adresi olacak? Yani herkes bir gün KEP'li olacak. Çünkü şu var. Birçok şirket zaten kurumlar da buna hazır. Diyor ki size 20 tane mail adresi verelim. Siz o mail adresini alınca kurum olarak çalışanlarınızı da bu KEP adresine vereceksiniz. Ve dolayısıyla bütün yazışmaları oradan yapabileceksiniz. Tabii şöyle bir soru da gelebilir. Peki biz ona göndereceğiz. O da bize gönderebilecek mi? Tabii ki KEP adresini alan işçi de size oradan ihtarını gönderebilir. Şu anda bildiğiniz gibi şirketlerde şu var, işi işten çıkaracağız ama ihbar sürelerinde işte bildiriyor ama en son yazılı iş içeri yazılı bildirmiyor. Noterden de gönderiliyor. Şirketler buradan ihtina edince... Bankaya kabul görmüyor. Tabii şu anda ama KEP'ten ben 45 gün sonra işten alacağım dediği an ihbar önemli yerine getirmiş oluyor işçi. KEP sisteminin nasıl çalıştığı ile ilgili çok fazla buradaki detaya gireceğim. Biraz önce bahsettik. KEP önce siz sisteme giriyorsunuz, göndermek istiyorsanız eğer. Elektronik imzanızda kimlik doğrulamanızı yapıyorsunuz. Arkasından KEP rehberinden göndereceğiniz kişiyi buluyorsunuz ya da kurumu buluyorsunuz. Kuruma gönderdiğiniz an bu bahsettiğimiz PTT, TNB ya da TÜRKKEP gibi 3 tane kurum kurye işe kargolar gibi düşünün. Geliyor sizden alıyor teslim aldım diyor. Ondan sonra gidiyor karşı tarafa teslim ettim diyor. En sonunda da karşı taraf bu gönderdiğiniz iletiyi okudu diye 3 ayrı mail geliyor size geri dönüş olarak. İzleyen 5. gün mü?
E-tebligatta o. E-tebligat. Kamu kurumlarına gönderdim. Sadece kamu kurumu. Tabii. Yani çünkü aslında sistem bu 300'e yakın kamu kurumunun bize göndermiş olacağı E-tebligatlarla alakalı. Firmaya gönderdim, iptal gönderdim. O, o an. Tabii o okunduğu an ya da 24 saat sonra olacak. Soru cevapları geçti. Ya bu bölümle alakalıysa soralım ama hani ileride aklınıza gelen bir soru varsa sonra sorsanız daha iyi olur. Tamam. Ya vaktinizi fazla almak istemiyoruz. Şimdi burada tabii faydası ne? Yasal güvence en önemli şeyi. Ve hani mutlaka bir tasarruftan bahsedeceğiz çünkü ortada bir kağıt tasarrufu olacak, bir posta masrafından kurtulmuş olacaksınız ya da notere gidip ihtar etmekten kurtulmuş olacaksınız. Yaklaşık bugün bir ihtar 80 lira, 100 lira civarında rakamlarla gönderiliyor zaten. Dolayısıyla da burada hem içeriğinin gönderildiğine emin olacaksınız, hem gittiğine emin olacaksınız, hem de teslim edildiği ve okunduğuna dair bütün şeyleri alacaksınız. Yani karşı tarafın tebligatla ilgili hiçbir bahanesi kalmayacak. Bu sistemde devam edersin. Sistemi kullanırsanız. Şimdi bu sistemle ilgili bunu nerede kullanabiliriz? Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Kurumlar bunu kuvvetli ihtimal Mart ayında geçerse, örneğin bir bütün haciz işlemlerinde ya da işte idari para cezalarını ya da vergi cezalarının tamamını artık zarf olarak kapıya beklemeyin. KEP adresleri de bütün şirketlerde olacak ve kuvvetli ihtimal sistemde biraz önce bahsettik yine dedik ki hani herkes bildirecek ya e-beyanname sistemine gireceksiniz diyecekler ki KEP adresinizi girin yoksa e-beyanname gönderemeyeceksiniz. Ya da e-bildirge göndereceksiniz diyecek ki şirketin KEP adresini girin yoksa e-bildirge gönderemeyeceksiniz. Dolayısıyla bu zorunluluk yakın zamanda mecburiyet haline de gelecek. Peki şunu söylemek lazım. Hani maalesef bu gibi şeylerde biz İsmail'in sitesinde işte e-imza anlaşması yaptık diyoruz. Siteye koyuyoruz ya da KEP anlaşması yapıldı. İşte KEP ile ilgili bilgilendirme koyuyoruz. Oda üyelerimizin en çok sorduğu soru şu oluyor genelde. Bunu almak zorunlu mu? Almak zorunda mıyız? Yapmak zorunda mıyız? Hep zorunluluk son gün tarihini soruyoruz. Nasıl? Yani şu var, şimdi KEP biraz daha farklı bir sistem. Çünkü ticari hayatımızı gerçekten çok fazla değiştirecek. Yani şirketlerin hayatını değiştirecek ve bunlar şirketlerden yavaş yavaş size soru olarak gelecek. Çünkü birçok şirket hani bu konularda hani yasal dayanağı olmayan, örneğin biz faksla bir sürü işlem yapıyoruz. Aslında fakstan ıslak imza yok, kaşe yok. Biz bunları sanki hani yasal geçerliği varmış gibi saklıyoruz. Ya da e-posta adresiyle hala mutabakatlar yapıyoruz. Birçok işlemi e-postayı sanki yasal geçerliliği varmış gibi kullanıyoruz. Bir mahkeme olayı olduğu zaman bundan hiçbirisinin yasal bir geçerliliği aslında yok. Şimdi büyük kurumlar hani biz bunu nerede kullanabiliriz ya da şirketlerimiz nerede kullanabilir diye düşünürseniz aslında sistemde çok güzel kullanılabilecek alanlar var. En önemlisi şirketlerin cari hesap ekstralarıyla ilgili mutabakatları bununla yapabilecek. Örneğin faturası ödenmedi, faturayla ilgili ihtarını KEP üzerinden yapabilecek. Hani o 8 günlük süre içerisinde ya da bu faturalara itiraz edebilecek, siz kaldık her seferinde notere gidip bu maliyetlere katlanmadan siz de çok rahat bir şekilde bu KEP'i yapabileceksiniz. Tabii bunların hepsi şirketler arasında bu sistem dönüyor. Bir yandan da şirketlerin kendi çalışanlarıyla ilgili de birçok biraz önce bahsettim ya. Örneğin iş sağlığı güvenliğiyle ilgili bu sıralar çok fazla şey var, konu dönüyor. Maalesef o konuyu da bilmek zorundayız. Her konuyu olduğu gibi. İş sağlığı... Nasıl? Ya o biraz şu var tabii. Yine ya o konuda şunu söyleyebiliriz. Maalesef biz de çok sahipleniyoruz bu konuları. Hani birçok arkadaşımız gelmiş mesela toplantılarda şunu söylüyor. İş sağlığı güvenliği uzmanı geldi 1000 lira istedi, 700 lira istedi, işte şu kadar istedi. Arkadaşlar yanlış anlamayın ama bize ne diyorum. Yani bize ne? Çünkü emin olun 3 bin lira size verecekler. Siz istediğiniz zaman vermiyorlar. Bu ayrı bir konu. Ama bizler de diyor. Bizden ötürü. Yani kimsenin suçu yok orada. Yani biz sahipleniyoruz o konuyu. Yani birçok... Yani orada çok fazla bir şey söylemeye gerek yok ama ya arkadaşlara şunu söylüyoruz. Bu konuya çok ilgisiz kalmak çok doğru olmayabilir ama ben hep şunu söylüyorum. Bu iş sağlığı güvenliği ile ilgili tabii ki bilgilendirme, bizim İsmon'la yapmış olduğu toplantılar var. Bilgilenelim ama ilgilenmeyelim. Çünkü içine girdiğiniz zaman gönüllü olarak girdiğiniz her eşit zamanda göreve dönüşüyor. Bundan bir para kazanıyor musunuz? Yok.
Size ne kadar borcumuz var diye soran oluyor mu? Olmuyor. Emin olun ceza yasından ilk size geliyor. Evet. Aslında KEP adresi burada da işe yararsın. Bütün bu bildirimleri KEP üzerinden yaparsınız. Yasal geçerliliğiniz de var. Kimse size bir şey diyemez ama iş sağlığı güveni zaten bizimle uzaktan yakından ilgisi olan bir durum değil. Ama en komiği biz adamdan 600 lira bazı ücreti alıyoruz. İş sağlığı için de 800 lira para ödeyeceğiz diyoruz. Evet. Yani kendi paramızda daha fazla para ödemesini istiyoruz. Evet. Yani bu, çok da bu komik geliyor. Evet. Yani biz çünkü kendimizi savunamıyoruz ki. Bir de o işe çok emek harcıyoruz biz. Yani ya oda, bakın biraz önce söyledim. Oda şimdi bilgilendirme ve eğitim yapmak zorunda. Şimdi KEP konusu da hani baktığınız zaman sermaye şirketleri ilgilendiren bir şey ama bu bize bir şekilde gelecek. Biraz önce bahsettim ya, çok özet söylüyorum. Bilgilenelim ama ilgilenmemek lazım. Yani biz bilgilenip bu konu hakkında, yani hiç, çünkü ticaretin şekli değişiyorsa biz ticaretin sadece defter kayıtlarını tutmuyoruz. Hani bir mali müşavir, aslında bir şirketin her şeyi gidiyorsunuz, emin olun. Ya bizim bir tane mesela firmalarımız var, sizin de başınıza vardı. Avukatlık, hukuk bürolarıyla anlaşmalı. Cari hesap sözleşmesi imzalayacaklar. Buran Bey bir de siz bakar mısınız diyorlar. Ya hukuk bürosu var ve karşılarında, yanı başlarında niye avukatınıza sormadınız? Ya biz işte sizi daha yakın, daha samimi, daha şöyle. Mali müşavirler de böyle bir şey var. Hani bu iyi bir şey midir? Yani güler yüzlü, sıcakkanlıyız, samimiyiz. Şimdi bu... Evet ama problem bedava sorduğu gibi biz de bedava hizmet veriyoruz. Yani bunu hiç ücretlendiremiyoruz. Şimdi orada ya biz bu konuyu bilmiyoruz da diyemiyoruz. Çünkü şimdi avukat arkadaşlar da bizden şikayetçi. Ya diyor bu mali müşavirleri ben anlamıyorum. Her şeyi biliyorsunuz diyor. Sizin yüzünüzden bize iş gelmiyor diyor. Dolayısıyla burada hani tabii ki bilgili olmak, hani sistemin hakkında bilgi sahibi olmak güzel ama buradaki sıkıntı, hani özellikle iş sağlığı güvenliği ile ilgili söylüyorum. Bu konuya hiç girmemek lazım. Gerçi bu cumartesi bu konuyla ilgili bizim de bir panelimiz var. Orada da oturum başkanı olarak ben olacağım. Bilmiyorum ne söyleyeceğiz. Böyle bir sıkıntımız da var. Ama şu var. O da bu bilgilendirme toplantılarını yapmak zorunda. Biz bilmek zorundayız ama işin içine girip sahiplenmeyelim. Çünkü bu iş bizim ücret aldığımız ya da hani para kazandığımız bir olay değil. Her şeyden önce bizim sorumluluğumuz değil. Dolayısıyla da biz yine kepimize dönelim, kepimizi bitirelim. Olay iş sağlığı güvenliğine dönmesin. Muhatap kemikleri. Aynen. Evet arkadaşlar, hafta başı hızlıca bitirelim. İsteyen arkadaşlarla biz öğleden sonra da devam ederiz. Şimdi kepin kullanım alanlarından da bahsettik. Şimdi bu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu var. BTK'nın sitesinden siz bu hangi kurumların yetkilendirdiğini görebilirsiniz. Kurumlar bildiğiniz gibi biraz önce bahsettim. PTT var. Kurumların başında kamu kurumları PTT'den almak zorunda. Özel kurumlara da veriyorlar. Arkasından Türkiye Noterler Birliği. Biliyorsunuz biraz önce deminden beri ne bahsediyoruz? İhtarlar, bildirimler, fesihler, bütün işlemler notere gerek kalmadan yapılacak diyoruz. Dolayısıyla noterlerin burada ikinci sırada olmasından daha doğal bir şey olamaz diye düşünüyoruz. Üçüncüsü de Türkiye özel bir kurum. Bunun gibi başka oyuncular da Mart ayına kadar sisteme girecektir. Bu kurumların sitelerine girip siz buradan detaylı araştırma yapıp hanginize, hangisi işinize gelirse onu kullanabilirsiniz. Buradaki bahsettiğimiz iki kurum mesela e-imza veren kurumlarla anlaşmış. KEP'le beraber bunları verebiliyorlar. Yani biraz önce bahsettiğiniz gibi. Şirketler bunu yapabiliyor ama hukuken ayrı kurumlar olmak zorunda oldukları için bunlar, hani e-imza verenler KEP veremiyor. Sadece böyle birliktelik yaparak işte ikisi beraber şunu alabilirsiniz denebiliyor. Şimdi KEP hizmet sağlayıcıları ile ilgili bahsettik. Nasıl işler, mail adresi olacak? Burada HS01
PTT 02 TNB 03'te TÜRKEP olarak geliyor ve arkasından gelecek kurumlar da 04, 05, 06 diye gidecek. Biraz önce bahsettiğim gibi 532, 542, 552 hatlar gibi düşünün. Orada telefonlarda baştaydı aslında ayrım. Burada sonda bu ayrım var. Dolayısıyla da örnek mail adresi işte buran.aray olarak alabilirsiniz. Başka birisi alacaksa buran.aray 1, 2, 3 diye devamında bu sistemden alabilir. Firmalar için Mersis numarası düşünülüyordu dediğimiz gibi. Ama şu an çok 16 haneli bir numara olduğu için Mersis sistemi de biraz karışık olacağı düşünülerek firma kısa adı @hs010203keptr gibi devam edecek. Şimdi burada meslek mensupları bunu nasıl kullanabilecek? Biliyorsunuz vergi dairesiyle ilgili işlemlerin hala dilekçeleri ve birçok işlemi biz kağıt ortamında götürüp vermeye devam ediyoruz. Tabii ki biz bu kep adreslerini aldığımız zaman bütün belki sistemden bütün dilekçelerimizi, bütün işlemlerimizi, bütün bizim yapacağımız bildirimleri de vergi dairelerine, SGK'lara, kep üzerinden yapabileceğiz. Tabii burada amaçlarımızdan bir tanesi de faaliyet belgemizi de biz oda üyelerine kep üzerinden göndermek. İşletmelerle ilgili biraz önce bahsettik zaten. İşletmeler aynı şekilde bütün kamu kurumlarıyla, kuruluşlarıyla bütün bildirimleri, ihbarları, dilekçeleri buradan verebilecekler. Şirketler arası cari hesap mutabakatlarını ve BABS gibi birçok önem gördüğünüz anlaşmazlık konusu olacak bütün yazışmalarını şirketlerde KEP üzerinden yapabilecekler. Yine burada biliyorsunuz iş sağlığı güvenliği ilgili talimatlar var. Biz her aldığımız işle ilgili işte makinenin nasıl kullanılacağı, asansörün nasıl kullanılacağı, iş yerinde hangi ürünleri ya da malzemeleri teslim ettiğinizle ilgili belli talimatları vermek zorundayız. Bu da personel özlük dosyalarında bulunması gereken evraklar var. Yine ücret hesap pusulalarını her ay biz işte bildiğiniz gibi işçilere aslında göndermek, iletmek zorundayız. Orada şöyle bir şey de var tabii. Birçok malum şu arkadaşımız şu anda şey diyor mesela işte bankaya biz ödemeyi yapıyoruz. Ayrıca bir daha bunu dağıtmaya gerek yok gibi yanlış bir şeyin içerisindeler. Maalesef gerekiyor çünkü ücret hesap pusulasının işçiye bildirilmesiyle paranın bankada ödenmesi farklı şeyler. Yani birisi bankadan geçirilmesiyle ilgili ayrı bir zorunluluk ama ücret hesap pusulasının verilme mantığı iş kanununda zaten var. O da işçiye diyor ki vermiş olduğunuz ücreti ve ücretten yapmış olduğunuz bütün kesintileri gösteren bir belgeyi siz işçiye vermek zorundasınız. Dolayısıyla işçinin bürüt maaşının ve kesintilerinin olduğu bir ücret hesap pusulası. Nasıl? Tabii bilgilendirme amacıyla bunu da KEP üzerinden gönderebilirsiniz her ay. Çünkü birçok firmada bizim başımıza geldi, sizin de başınıza geliyor. Siz bordroları veriyorsunuz, gerçek ücretler de varsa üzerinde. Bu sefer personel kağıtları, bordroları ortalıkta geziyor. Sen kaç para alıyorsun, ben kaç para alıyorum gibi problemler oluyor. Bir tane firma müdürü mesela dedi ki, ben artık uğraşmak istemiyorum, vermeyelim. Zorunlusa da zorunlu, biz vermiyoruz, cezası neyse diyelim noktasına geliyor. KEP'e gönderirseniz ortada yazıyor, kağıt yok, problem de yok oluyor. Şimdi KEP'le ilgili dediğimiz gibi... Nasıl? Tebliğ etmek zorundasınız ya, tebliğ etmiş sayılıyorsunuz zaten. İşçi de zaten onu almış oluyor. Siz o belgeyi vermek zorundasınız. İlettiğiniz an tebliğ etmiş sayılıyorsunuz. Gerek yok. Şimdi siz iletmiş olacaksınız. Talimatları da iletmiş olacaksınız. Ücret hesap pusulası iletmiş olacaksınız. Zaten biz bunları bildirmek zorundayız. Her ay o kişiye o tarihte o saatte gönderdiysek zaten bununla ilgili bir problem olmayacak. Yani almadım diyemez. Banka talimatlarını da gönderebilir. Şimdi şu var biliyorsunuz Garanti Bankası tüm mudilerine KEP adresi vermeye çalışıyor şu an. Sebebi de bütün hesap bildirim cetvelleriyle ilgili, bütün işte faizle, komisyonla, kredi kartı aidatlarıyla ilgili bütün işlemleri artık onlar da KEP üzerinden yapacaklar. Yani burada bireysel kullanıcıların çoğu ücretsiz KEP adresi muhtemelen sahibi olacaklar. Yani bunu bankalar verecek ya işte kurumlar kendi çalışanlarına verecek. Herkes muhatabı olan ya da tebligat yapmak istediği kurumlara kendisi bu KEP adresini alıp verecek. Ücret kısmına ben çok fazla girmek istemiyorum. Yani burada sitelere girip sitelerden bununla ilgili çünkü her birinin ayrı ayrı kampanyaları var. Farklılaşabiliyor ama o yıllık bunların da bir hesap işletme ücreti gibi bir ücretleri var. İşte 30 lira 40 lira civarında zannediyorum. Onu ödeyip sadece buna sahip olabiliyorsunuz. Yıllık. Ama göndermek istiyorsunuz tanesi zannediyorum 1 lira gibi bir rakamla bunu gönderebiliyorsunuz. Odoz niye böyle bir sistemi için gidip de daha uzun bir şey aldı? Evet hocam. Odoz niye sağlamıyor? Odoz bu işin için mi?
Zaten şu an burada olmamızın sebebi de bu. Bizim meslek gençler izleme kurulu yaklaşık 2 yıldan beri, bu 2013'te biz devreye girecek diye beklediğimiz için, onun öncesinde tebliğ taslağı çıktığından beri biz bu konuyu zaten takip ediyoruz. Zaten bu 2 yıllık süreç içerisinde yapmış olduğumuz çalışmaları ilçelerde anlatmak için hani bu eğitimleri, bilgilendirme toplantıları da düzenliyoruz. Bizim amacımız da elektronik imzada hatırlarsınız. Biz geçen sene bununla ilgili bir anlaşma yapmıştık. 5 tane mükellefiyle beraber e-imzalandı. 6 yıllık 175 liraya e-imza sahibi olabilecek. Burada da böyle bir anlaşma yapmak istiyoruz ama rakamlar biraz hani düşünecek. Biraz daha oyuncular aktıkça biraz daha makul rakamlara gelecek. Hani bizim de odalı olarak orada zaten bir tüm mali müşavirlere kep adresi vermek gibi bir düşüncemiz var. Tabii orada maliyet tarafı bizim için önemli. Ne kadar maliyet olacak? Sonuçta orada biz yine e-imzaya benzer 3 tane ya da 5 tane mükellef kep adresi alırsak mali müşavirlere ücretsiz kep adresi ya da işte yıllık 20 gönderim ya da 50 gönderim gibi rakamlarla almayı düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten İSMO'nun çalışması var. Bizim kurulumuz da bu konuyla ilgili görüşmelere devam ediyor ama henüz açıklayacağımız bir konuda değil. Yani anlaşma imzalanmadı. Ya yani şöyle, biz isim olarak girersek ki... Ya şimdi dediğim gibi birçok kurum şu anda kep adresi vermek derdinde aslında. Yani ilk yayılan en ünlüsü ve de en piyasaya hakim olan olacak. Dolayısıyla da Mali Müşavirler Odası da onlar için, herkes için aslında önemli ve stratejik bir ortak. Biz orada dediğimiz gibi bir şey yapabiliriz, bir anlaşma yapmayı zaten düşünüyoruz. Ama dediğim gibi biz bu anlaşmalarla ilgili son şeklini getirdikten sonra yönetim kurulunun önüne bu raporumuzu koyacağız. Yönetim kurulumuzda hangisine karar kılarsa ya da hani istediğimiz şartlarda olursa bununla ilgili bir anlaşma yapmayı zaten düşünüyoruz. Tabii tabii. Çünkü mali müşavirlerinde şirketler var. Hani öyle bir şey olabilir. Tabii. Bahsettiğim gibi şu anda tabii hani bununla ilgili bizim zaten çözüm, yani önerilerimiz var ama şu anda gerçekleşmediği için, hani imza olmadığı için ben size buradan hani şöyle olacak diyemiyorum ama kuvvetli ihtimal 3-5 mükellefimizle beraber kep adresi alacağımız kuruma biz ücretsiz kep adresi sahibi olacağız. Zaten Mart ayına kadar siz bu kep adreslerini almak zorunda olacağımız için herkesin zaten en az 15-20 tane şirketi var. Bu şirketler zaten 3-5 tanesiyle bu işlem yapılabilecekse sıkıntı da kalmayacak. Hani o noktada dediğimiz gibi biz kurumlarla görüşmeye devam ediyoruz. Hani kep adresi almanıyla ilgili çok zaten mali müşavirlerimizle çok acelemiz yok, zorunluluğumuz da yok. Hani çok fazla acele etmeyebilirsiniz ama biraz önce bahsettiğim gibi bilgi sahibi olmanız anlamında bizim toplantıları yapıyoruz. Hani kep nedir, ne işe yarar? Çünkü şirketten sorular gelmeden sizin bu konu hakkında bilgi sahibi olmanızda fayda var. Biraz önce bahsettik yine elektronik imza olmadan kep olur mu? Sadece almak üzere yapıyorsanız olur ama göndermek istiyorsanız elektronik imzaya sahip olmamız gerekiyor. Elektronik imza ne? Islak imzada yapılan bütün işlemlerin yapıldığı, biraz önce bahsettiğim gibi ıslak imzayla eşdeğer sayılan elektronik imza sonuçta 5070 sayılı kanunla hayatımıza girdi. 2004 yılında girdi aslında. Yaklaşık 10 sene oldu bu sistem başlayalı. Elle atılan ıslak imzalarda nerelerde atıyorsanız tamamında elektronik imzayı da kullanabiliyorsunuz. Yeter ki imzayı atacağınız yerin öyle bir altyapısı olsun, elektronik imzayla işlem yapılabilsin. Örneğin kamu gösterim kurumu başvurularını e-imzayla alıyor. Başvuran arkadaşımız varsa bilir. Türk Patent Enstitüsü marka ve patent başvurularını elektronik imzayla yine alıyor. Ve elektronik imzanın tek hani en önemli konusu şu zaten, ortada bir elektron ıslak imza varsa ıslak imzanın geçerli olduğu tüm işlemler elektronik imzayla da geçerli. Burada şuna dikkat etmek lazım, elektronik imza gerçek kişilere veriliyor, tüzel kişilerin kurumsal kurumlara e-imza verilmiyor. Kurumsal e-imza dedikleri aslında kurum yetkilisine verilen imza, yine orada kişi var, bir kişi var ortada. Biraz önce bahsettiğimiz gibi şirketler elektronik imza sahibi olamaz. Çünkü şirketlerin ıslak imzası zaten olmaz. Hani şirketin müdürünün imzası olur. Müdürün attığı ıslak imzayla e-imza zaten şirketi temsile yetkilidir. Orada şunun gibi düşünün.
Şirketler de banka kartları veriyor. Kişiye ismi yazıyor, üstüne şirketin ünvanı yazıyor. Elektronik imza da böyle. TTK'da var bu maddeler biliyorsunuz. 1550 maddenin en sonunda eklenmiş ticaret kanundaki ıslak imzayla yapılan tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabileceği zaten kanuna yerleştirilmiş durumda. Şimdi biliyorsunuz bizim her birimizin bürosunda bir kaşe dolabımız var. Yakında bir de elektronik imza dolabımız mı olacak? Bilmiyoruz. Yani her ilçede istisnasız bu soru geliyor. Arkadaşlar bu iş kaşeye benzemiyor. Elektronik imza biraz da yine dediğim gibi geleceğiz ama çok fazla elektronik imza ulaşmamak lazım. Şimdi CAP'le ilgili de dilekçeleri siz yazıyorsunuz aslında. CAP adreslerinden biz alacağız. Elektronik imzayı da biz alalım. Bu iş biraz zaman içerisinde... Yani nasıl olacak? Onu söylüyorum. Yalan demedim de şimdi... Az sonra. Ben falan kader madde yazıyorum. Çıkarıyorum. Bak bununla imza atıyorum. Bak şimdi gidiyor. Tarihim bir para öderim. Şimdi bunun olay nasıl olacak? Biraz daha sabredersiniz. Anlatacağız ama. Biraz sonra. Şimdi konuyu bitireyim. Şimdi elektronik yine 1526'da aynı madde var. Bakın TTK 18 ve 94. maddelerde de taciler arasında diğer tarafı temelde düşürmeye, sözleşmeyi, fesih sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar ve ihtarlarda güvenli elektronik imza ile yapılacaktır diyor. Peki elektronik imzayla nasıl yapacaksınız? CAP adresi yine CAP'i kullanarak yapacaksınız. Çünkü elektronik imza herhangi bir sözleşmeyi sadece imzalamanıza yarar ama o sözleşmeyi imzalarken de sizin bir sözleşmeyi karşı tarafı iletmeniz, karşı tarafında imzalayıp akt etmeniz gerekiyor. Yani karşılıklı taraflarca imzalanması gerekiyor. Dolayısıyla da yine 94. maddede diyor ki Cahilsa Partisi'nin belirlenmesiyle ilgili bildirimler de güvenli elektronik imzayla yapılabilecektir. Yani burada yine CAP üzerinden şirketler birbirlerine gönderecekler. Diğer tarafta diyecek ki mutabıkız ya da değiliz diye dönecekler. CAP adresiyle tabii ki bu gönderimler. Elektronik imza sadece tarafların kimlik doğrulamasını yapar. CAP aradaki postacı olarak düşünmek gerekiyor. Elektronik imzayla neler yapamayız? Bir, evlenemiyoruz. yani burada onu ben de bilmiyorum. Birkaç içinde daha sonra da Burhan Bey boşanabilir miyiz diye. Kanun şu diyor. Merasim ve tabi hiçbir işlem elektronik imzayla yapılamaz. Yani tapuda gayrimenkul devrederken tapu sicimcinin önüne gidiyorsunuz. Gayrimenkul aldın mı, sattın mı, parayı aldın mı, verdin mi diye biri soruyor, onun huzurunda yapıyorsunuz. Nikah memuru geliyor, işte hazır mısınız ama boşanmada böyle bir merasim ve tabi midir? Ben çok fazla bilmiyorum. Merasim ve tabi ise elektronik imzayla yapamazsınız. Merasim ve tabi değilse onu da elektronik imzayla yapabilirsiniz. imzayla hiç yüzünü görmeden. Nasıl? Almazlar diyorsunuz. Şimdi elektronik imzanın kullanım alanları gittikçe genişliyor. Yaklaşık şu anda hem bireysel ve kurumsal bankacılıkta birçok arkadaşımız şu an mesela hala E-Devlet şifrelerini alıp hani 3 ayda bir şifre değiştirmek zorunda. Aslında oraya da imza ile girilebilir. Elektronik imza ile E-Devlet'in bütün işlemlerinden faydalanabiliyorsunuz. Artı biraz önce bahsettik kamu gösterim kurumunun başvurularında Türk Patent Enstitüsü'nde ve Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın uygulamalarında da hatta bazı işlemlerde elektronik imza dışında işlem yapamıyorsunuz. Ve bunların hepsi bir yana yakın biraz sonra bahsedeceğimiz Mersis projesinde zaten elektronik imzasız bir şey yapamayacağınız için elektronik imza almak zorunda bütün ticaret siciline kayıtlı şahıslar ve de tüzel kişiler. İhtiyacı olmayacak yani zorunlu. Birazdan bahsedeceğim. Zorunda değilsiniz ama mecbur kalacaksınız. Zorunluluk yok, mecburiyet var. Şundan dolayı. Şimdi siz birazdan bahsedeceğiz. Mersis projesinde adres değişikliği yapacağınız zaman elektronik ortamda yapmak zorundasınız. Elektronik ortamda yapmak istiyorsanız da ıslak imza olmayacağına göre elektronik imza yapacaksınız. Yoksa işlem yapamayacaksınız. Dolayısıyla imza almak zorundasınız. Maliye Bakanlığı yok sadece. Maliye Bakanlığı şu an yok evet ama şu anda onlar da E-Tebligat kısmında var. Bu şu anda hani uygulamada yok. Siz Maliye Bakanlığı ile imzayla işlem yapan var mı? Şu an yok ama yakın zamanda o da olacak.
e-imza sağlayan kurumlar ayrı kurumlar. Biraz önce bahsettiğim gibi burada da yine 3 tane kurum var. Türk Trust, E-Güven ve E-Tura diye. Türk Trust ile ismi anlaşmamız var bu sene sonuna kadar devam eden. Bahsettik biraz önce. Dışarıda hani bilmiyorum 300 lira, 350 lira gibi 3 yıllık rakamlar var. Bu konuyla ilgili de 3 yıllık e-imzayı 175 liraya biz bir anlaşma yaptık. Ve eğer bu süre içerisinde 1 yıllık, 2 yıllık da alabilirsiniz ama 3 yıllık almak daha karlı. Neden karlı? Çünkü bu süre içerisinde 5 tane mükellefinize daha siz gelip e-imza alırsanız bu kurumdan bir 3 yıl ücretsiz yenileme yapabiliyorsunuz. Yani 6 yıllık e-imzayı 175 liraya sahip olabiliyorsunuz ki aşağı yukarı 30 liraya bile gelmiyor. 29 liraya falan geliyor yıllık e-imzanız. Bazı arkadaşlar yine odaya yazmışlar. Demişler ki işte avukatlar, barolar 3 yıllık 99 liraya alıyor. Biz niye 175 liraya alıyoruz gibi. Hani sözleşme şartlarını okumadan. Aslında hesap yaparsanız bizimkisi daha ucuz ve şöyle bir ayrıntı da önemli, ufak bir ayrıntı da var. Barolar Birliği bununla ilgili bir buradaki kurumlardan bir tanesiyle anlaşma yapıyor. Alt kimlik doğrulaması ile ilgili yani bu işlemlerin alt kök uygulaması diyorlar ona. Yani onlardan altyapıyı alıp kendileri güvenli elektronik imzayı verdikleri bir güvenli, tam güvenlikli parmak iziyle girilen işte her gün 7-24 başında iki kişinin beklediği bir altyapıya sahipler ve 1 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım yaptılar. Yani o e-imzayı kendileri veriyorlar ama 1 milyon TL'nin üzerinde yatırım ve her ay baro aidatlarından kullanılan bir şey var, kaynak var. Biz ise hani onunla ilgili hiçbir odanın hiçbir tek kuruşu bile harcamadan sadece mükelleflerimizden 5 tanesini götürerek daha ucuza e-imzayı sağlamış oluyoruz. Yani orada herhalde biz daha karlıyız diye düşünüyoruz. O da karlı. Niye o da? Aynı şu anda karlı. Sunumu alabilir miyiz bir yerde? Tabii. Bunu paylaşırız. Temsilcilerimizle ben paylaşayım. Ömer Bey'le de İrfan Bey'le paylaşabiliriz. Çok kısa yine Mersi sunumundan da bahsedeyim. Daha sonra soru cevaplarına devam edebiliriz. Şimdi Mersis projesi, merkezi sicil kayıt sistemi aslında CAP'ten daha önce hayatımıza girecek, yaklaşık 10-15 gün sonra tanışacağımız bir sistem. Bilmiyorum şehir dışında şirket kuran, şube kuruluşu yapan arkadaşımız varsa Mersis'le tanışmışsınızdır. Elektronik imzanızı da almışsınızdır. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl peki, memnun kaldınız mı Mersis'te? Ama bitince... Şimdi Mersis'ten önce biz hani biraz daha geniş olarak şunu kafanızda canlandırın diye biraz sunumda birkaç şey daha ekledik biz. Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye'de her şey elektronik ortama taşınıyor ve elektronik ortamda aslında Mersis 4 tane temel veri tabanı 4.'sü. Bugüne kadar bizim karşılaştığımız 3 tane belki çok ciddi farkında değiliz ama 4 tane temel veri tabanı 3'ü yerleşmiş durumda şu an Mersis 4.'sü ve 238 tane ticaret sicil müdürlüğünün 204'ünde şu an Mersis uygulanıyor. Yani bir tek en son İstanbul'u bıraktılar. Şimdi burada çok yakından bildiğiniz bir tanesi Mersis projesiydi. Biliyorsun TC bütün kişi kayıtlarının olduğu TC kimliklerinin de kimlik bilgilerinizin tamamının yer aldığı bir Mersis projesi vardı. Bu zaten herkesin şu anda Mersis numarası var. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin. İkincisi bildiğiniz gibi bütün binaların dairelerin üzerinde belki fark etmişsinizdir numaralar koymaya başladılar binalara. Buradaki her bağımsız bölümün, her gayrimenkulün birer numarası da oldu. Takvist eden tapu kadastro bilgi sisteminde bütün bu bağımsız birimlerin de birer numarası vardı. Bunların da hepsi veri tabanında kaydoldu. Yine üçüncü sistemde UAYP dediğimiz bu ulusal adres sistemi var. Bu da bütün adres kayıtları biliyorsunuz TC adrese dayalı kimlik sisteminde herkesin TC numarasına kayıtlı bir adresi var. Yani kişiler kurumlar girip TC adresinizden sizin hangi adreste ikamet ettiğinizi şu an görebiliyorlar. Ve bu sistemlerin hepsi birbiriyle bağlantılı bir şekilde çalışıyor. Mersis projesi ise aslında Türkçesi Türkiye Ticaret Odası. Yani siz bugün İstanbul Ticaret Odası'nda işlem yapıyorsunuz. Ankara'da bir işlem yapacaksınız, Ankara Ticaret Odası yapıyorsunuz. İşte orada bir şube açacaksanız ne yapıyorduk? Geliyoruz İstanbul'daki bütün
merkeze ilişkin bütün belgelerin birer örneğini alıyoruz, diğer tarafa götürüyoruz gibi birçok aslında kağıt ortamındaki prosedürden Türkiye Ticaret Odası Mersis dediğimiz projeye geçtiğimiz zaman tamamından kurtulmuş olacağız. Şimdi burada tabii biz şu an Türkiye Ticaret Odası'ndan bahsediyoruz. Tarih 2014 Ocak. 2016 Ocak ayında ölmez sağ kalırsak Dünya Ticaret Odası'ndan bahsedeceğiz. Çünkü 90 ülkeyle beraber Türkiye 1-1-2016 itibariyle uluslararası ticarete entegre olmaya dair sözleşmeyi imzaladı. Bununla ilgili taahhüdü verdi. Yani biz bugün şehirlerden bahsediyoruz ticaret odası. Türkiye'ye geçiyoruz. 2016 yılından itibaren de Dünya Ticaret Odası dediğimiz BOP numarasından bahsedeceğiz. Ve o numarada dünya üzerindeki her firmanın bir numarası olacağını söyleyecek ve biz dünya üzerindeki bütün şirketlerle belki Mersis numaralarıyla, işte o zaman GOP numarası olacak bunun adı, paylaşmış olacağız. Şu an biliyorsunuz elektronik faturada da e-faturayı keserken yurt dışı faturalarını e-fatura kesemiyoruz. Karşı taraf sistemde dahil olmadığı için bir ihtimal o işte 90 ülkenin dahil olduğu ülkede herkesin bir sistemde numarası olacağı için belki e-fatura yurt dışındaki firmalarını da kesme olayının önü açılmış olacak. 2016'da itibaren. Yani Türkiye'nin ülke olarak vermiş olduğu bir söz var. Dolayısıyla bu Mersis projesi de bugün olmazsa bile önümüzdeki ay olmazsa kuvvetli ihtimal Şubat ayının başında devreye girecek ve biz Mersis numaralarına sahip olacağız. Şu an Türkiye'de 238 tane ticaretçi memurluğu var ve bunun içerisinde 3 milyon tane ülkede şu an kayıtlı. İstanbul'dakiler dahil. Sadece uygulama açılmadı. Bununla ilgili de idare siyasetlerin vereceği bir kararla bu sistem yürürlüğe girecek. Bildiğiniz gibi bu 3 milyon, 1,5 milyon tüzelçi, 1,5 milyon gerçek kişi biraz önce işte birinci aşamada burada yapılması istenen ne? Tüm işletmelerin ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması. İkincisi de bu hepsinin bir veri tabanında oluşturulması ve bunların yasal, hukuki geçerliliği olan bir düzende işlem yapılabilmesi sağlanması aslında. Yalnız ikinci aşamada Mersis başta söylemiştim. Bütün ekonomik birimler dedim. Bakın sermaye şirketleri demiyoruz, aracı şirketler demiyoruz, limited şirketler demiyoruz. Bütün ekonomik birimler. Ekonomik birimlerden kasıt da birazdan geleceğiz. Dediğimiz gibi şu anda ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunanlarla ilgili Mersis numaraları var. Bir de ikinci aşamada bakın dikkat edin esnaflar, serbest meslek erbapları ve apartman yöneticileri dahil tüm ekonomik birimler ikinci aşamada Mersis'e dahil edilecek. Şu anda o konuya hiç girmek istemiyorum ama esnaf siciline mi kayıtlısınız, ticaret siciline mi kayıtlısınız, faturada hangisi yazılacak bilmem ne. Onların hepsi de aslında Mersis'le beraber çatı bir şekilde Mersis'in altında esnaf sicil. ESBİS diye bir program da var aslında. Çok fazla belki duymadım. Esnaf sanatkarlar bilgi sistemi diye. Bütün esnaf siciline kayıtlı mükellefler de şu an sistemde var. Yani bununla ilgili bir yazılım yapılmış. Bu da var. Yakında ESBİS işte hepsi Mersis'in altında bütün ekonomik birimler sisteme dahil olacak. Sizin nasıl kalkıyor değil mi abi? Tabii. Artık Mersis olması. Belgelerdeki oraya girmeyelim. Birazdan bahsederiz. Şimdi konuyu bitirelim. Onunla ilgili bir şey yaparız. Şimdi burada tabii devletimizin yapmak istediği ya da işte gelinmek istenen nokta en önemlisi ticaret işlerinin tamamının hukuki, yasal geçerli olacak şekilde yapılması, kayıt dışılığının önlenmesi ve bilgi toplumu, şeffaflık ilkesi gereği. Şimdi şeffaflıktan kastımız ne? Biliyorsunuz şu an İstanbul Ticaret Odası'nda örneğin siz girip İrfan Yalçın deyip İSMO'da, İstanbul'da hangi şirketlerin ortağıdır, hangi şirketlerde yetkilidir, diğer ortakları kimdir, adres neresidir, sermayesi ne kadardır hepsini görebiliyorsunuz. Peki Ankara'da bir şirkette ortak olup olmadığını görebiliyor musunuz? Ankara odasına girmek zorundasınız. İzmir'de var mı? İzmir'e girmek zorundasınız. Mersis projesinde bunların tamamını tek bir yerden girmek olacaksınız. Yani siz sadece İrfan Yalçın yazarak tüm Türkiye'de hangi şirketlerde ne kadar ortaklığı var, diğer hissedarları kim, adresleri, daha doğrusu hatta denetçileri kim, ortağı olduğu şirketlerin denetçileri kim, ona kadar tamamına erişmiş olacaksınız. Onunla ilgili tabii şöyle bir şey var, dünyada bazı ülkelerde bu sorgulamalar ücretle yapılıyormuş. Bazı ülkelerde 2.3 dolara yapılıyormuş. Şu an biliyorsunuz bizimkiler
İTO'da, diğer sitelerde yaptığınız zaman bunlar hep ücretsiz. Tabii bizim yetkililerimiz duyarsa $2.3 $23 olarak bize dönebilir. Şimdi bu sorgulamalar şu an ücretsiz. Kuvvetli ihtimal bizde de ücretsiz olacaktır diye temenni ediyoruz. Burada neler yapılacak? Şu an ticaret sitesinde yaptığımız bütün işlemleri siz elektronik ortamda elektronik imza ile yapabileceksiniz. Elektronik imza almadan işlem yapabileceksiniz. Yazmanıza gerek yok. Bu sunumu da ben size paylaşacağız zaten. İrfan Bey'le vasıtasıyla. Şimdi dediğimiz gibi kuruluş, şube kuruluşları, terkin, tasfiye gibi bütün işlemleri sistem üzerinden yapabileceksiniz. Yine bakın dediğimiz gibi uzun vadede ikinci aşamanın sonunda bütün ekonomik birimler Mersis'e dahil olacak. Yani bütün kişi kayıtları bir yerde Mersis'te vardı, bütün evler vardı, bütün adresler vardı. Şimdi de bütün ticari işletmeler diyelim ya da ekonomik birimlerin tamamı işveren konumunda olanların tamamı sistemde yer alacak. Burada tabii tutulacak kayıtlar şu an İSMO'nun, daha doğrusu İTO'nun sayfasındaki kayıtların dışında dikkat ederseniz denetçiler de var burada. Denetçileri de paylaşacaklar. Firma kısıtlama bilgileri varsa ortakların sermaye bilgileri, işte taahhüt ettikleri sermaye denen sermaye, bunların tamamı zaten sistemde yer alacak ve tek bir yerden tamamına ulaşabileceksiniz. Dediğimiz gibi biraz önce KEP adresinden bahsederken dedim ya 300'e yakın kamu kurumuna tek tek mi biz bildireceğiz? Yani bu kadar kurumun içerisinde tek tek benim KEP adresim budur, benim KEP adresim budur, benim KEP adresim budur diye girersek yaklaşık her mükellef 300 tane, 50 mükellef olsa 15 bin kayıt. Şimdi Mersis'te, sağlık yaşayayım, Mersis'te KEP adresinin girileceği bir yer var. Yani sisteme bunu da dahil edecekler. Zaten Mersis'in amacı biraz önce bahsettiğimiz gibi bütün veri kayıtlarının bir arada bulunması ve bütün kamu kurumlarıyla paylaşılmasıydı. Kuvvetli ihtimal bütün kamu kurumları Mersis'e girerek bizim KEP adresimize ulaşacaklar. Yani bu KEP adresini biz Mersis devreye girdikten sonra Mart ayı civarında ya da işte Nisan olabilir. KEP adresini sisteme gireceğiz. Dolayısıyla da bütün kamu kurumları oradan bizim KEP adresimizi alıp her türlü tebligatı bize sistem üzerinden yapabilecekler. Yine KEP'le ilgili, daha doğrusu Mersis'le ilgili şu anda bahsettiğimiz gibi sadece ticaret sicilik kayıtlarının tamamı sisteme dahil edildi. İkinci aşamada biraz önce bahsettiklerim serbest meslek erbapları, hatta sivil toplum örgütleri de bu işe dahil, meslek örgütleri de dahil olacak bu sisteme. Tamamı birer numara alacak ve bu numara üzerinden de KEP adresi diğer kurumlarla paylaşılacak. Şimdi çok kısa Mersis'teki sadece şirket kuruluşuyla ilgili bölümü ben koydum. Bununla ilgili biraz sonra web adresini de vereceğiz. Oradan da girip siz Mersis sisteminden GTB, Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın sayfasından tüm işlemlerin nasıl yapılacağıyla ilişkin güzel ekran görüntülerine beraber uygulamalar var. Oradan takip etmenizde fayda var. Çok kısa ben şeyden bahsedeyim, şirket kuruluşuyla ilgili. Şu anda yaptığımız işlem nasıldı? Biz giriyoruz, ticaret odasının sayfasından gerçek ya da tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesini dolduruyoruz. Oda kayıt beyannamesiyle beraber dolduruyorsunuz oradan ama sonra kağıdı döküyorsunuz, imzalatıyorsunuz, sözleşmeyi hazırlıyorsunuz, diğer evrakı hazırlıyorsunuz. Sonrasında ticaret odasına gidiyoruz. Bir de bankadan ayrıca para diyorsunuz falan. Şimdi sistemdeki bütün işlemleri sayfaya elektronik ortamda giriyorsunuz öncelikle. Girdikten sonra notere bir kere gidiyorsunuz. Şu an hala bir notere gitme durumu var. Bütün sisteme girdikten sonra notere gidiyorsunuz ortaklarla beraber kuruluş sözleşmesiyle alakalı. Orada ortaklar kimlik bilgilendirmeleri yapıyorlar. Herhalde sistem şöyle olacak. Bütün ortaklara elektronik imza aldırmamak için şu anda notere gideceğiz. Noterde ortakların tamamını imzalayacak. Şirket müdürü de tayin edilecek ya. Şirket müdürü tayin edildikten sonra elektronik imzayı sadece şirket müdürünün almış olması yeterli olacak. Diğer türlü hani notere gitmeseniz kuracağınız bütün ortakların imza almak zorunda olur. Ama zaman içerisinde bu noterin de aradan kaldırılacağı söyleniyor. Bütün işlemler elektronik ortamda. Herkesin yavaş yavaş imzası olunca zaten bütün işlemler, belki de bütün ortakların imzası varsa notere gitme zorunluluğuna kalmayacak. Notere gittiğiniz zaman noter sizin o yapmış olduğunuz işlemi yine sisteme girip onaylayacak sadece.
Yani direktim şu firma kuruluşla ilgili gelen bilgiler doğrudur. Biz de kimlik doğrulamasını yaptık gibi bir onay verecek. Onay verdikten sonra ticaret müdürlükleri bunu onaylatacaklar. Sonrasında da tabii bütün kamu kurum ve kuruluşlarını paylaşacakları söyleniyor. Şimdi biliyorsunuz hani burada bilgi paylaşımı bölümü var diğer kurumlarla. Bildiğimiz gibi şirket kuruluşlarında 10 gün içerisinde vergi dairesine ve SGK'ya bildireceklerdi. Bugüne kadar bildirilen bir şiddet oldu mu? Ya böyle bir bildirim var ama biz yine şirket kurarken ikişer üçer tane örnek alıyoruz. Vergi dersini de götürüyoruz. SSK'ya da götürüyoruz. Çünkü yoklamaya geldiklerinde 3 işçi çalışıyor diyor. SGK'ya bildirmediniz. Ticaret odası bildirecekti. Bekliyoruz biz de. Hani o aşamada burada sistem biraz daha hızlı çalışır diye temenni ediyoruz yine. Gerçi bu tip işlemlerde şöyle oluyor, yani bütün işlemleri elektronik ortamda yapıyorlar ama mali imşa yine de bize bir bildirsin deyip hani bizim olayımız olmadan kamu kurumları işlem yapmıyor biliyorsunuz. Öyle bir sistem olur mu bilmiyoruz ama bize anlatılan bu. Hani diyorlar ki biz tamamını bu kurumlara bildireceğiz. İnşallah sistem otomatikman yapar. Hani işlemin geleceği yerde şurası olacak belki. İşte bir hisse devri yaptınız. Belki hisse devrini yaptığınız an birisinin bağkurluğu sona erecek, diğerinin bağkurluğu başlayacak gibi. Hani hayal ediyoruz. Bunlar basit şeyler ama hani hayata geçer mi bilmiyoruz. Zaten SGK'lı olup olmadığını görüyor. Zaten bağkurluğu olup olmadığını görüyor. Sistem aslında bunların hepsini organize edebilecek bir yapıya sahip ve şu var. Daha önceden biliyorsunuz tüm kurumlar SGK'da ayrı bir numaramız var, İstanbul Ticaret'sinde ayrı bir numaramız var, Sanayi Odası'nda ayrı bir numaramız var, her yerde bir numaramız var. Artık bensiz numarasıyla bunların tamamı bir ortama gelmiş olacak ve aslında paylaşmak daha kolay olacak ve yani sistem daha hızlı yürüyecek gibi duruyor. Ama tabii bunu biraz zaman gösterecek, sistemde biraz belki problemler çıkacak. Kıssadan ise şunu söyleyelim, 15 gün içerisinde acil hisse devriniz, adres değiştirdiğiniz bir ticaret işleminiz varsa hızlıca yapmanızda fayda var. Neden? Hani burada büyük bir problem olduğunu bilmiyorum ama Mersin geçtiği her ilde belli kalıntılar bıraktı. Belli izler bırakmış. Sıkıntılar çıkabiliyor. İstanbul'da bu sistemin en büyük parçası aslında. Neden problem çıkabilir? Şunu söyleyebilirsiniz. Ya, zaten Murat Bey bizim firmada bir şey yok. Hissedelim. Adres değişti yapacağız. Arkadaşlar problem şu. Biraz önce bahsettiğim 3 tane şey var. Mermis numarası, işte adres kayıtları, tapu numaraları, hepsi bunların sistemde kontrol edilecek mermis numarasında. Yani siz hisse devri yapabilirsiniz ama hisse devri yapacağınız kişinin TC numarasında problem varsa yapamayacaksınız. Ya da şirket kuruluşu yaptınız, verdiğiniz adresle sistemdeki adres tutmuyorsa problem çıkacak, gidin düzeltin diyecekler. Şimdi yaklaşık 6 ay önce benim yaşadığım bir şeyi anlatayım çok kısa. Erenköy Vergi Dersi'ne, Kadıköy Vergi Dersi'ne bir şirket adres değişikliği yaptık. Bakın şirket kuruluşu değil, adres değişikliği yaptık. Adres değişikliğinde yoklama da tutuldu ama ısrarla sistemde Kadıköy Belgesi'ni göremiyoruz. Gittik, işte birkaç defa gittik, yaptık, yapıyoruz, problem var, bilmem ne dediler. En sonunda müdür yardımcısına çık dedik hani bizim arkadaşlar. Çıktı müdür yardımcısına, niye yapmıyorsunuz diye. Dönüp dolaşıp iş nereye dayandı? Biz tam o adres değişikliği yaptığı sırada şirket ortaklarından bir tanesi evlendi. Evlenince de baba evinden çıktı, işte kendi bir ikamet adresi taşımış. Tam bizim adres eski adres. Tam da o sırada adamın evlenince tutmuş. Şimdi adres değiştik için dediler ki şirket ortağının adresi sistemdeki adresi tutmuyor. Basit bir adres değiştiğini yapamadık. Tabii biz bu işlemleri bitirdikten sonra hani en son bunu gidip hemen ortağa gittik dedik ki adresini değiştir de bu işlemi yapalım. Burhan Bey ne alakası var benim adresimle dedi bu işler ama çok alakası olacak. Mersis'te bu iş otomatikman zaten sistem ona belki müsaade etmeyecek. O anlamda Mersis'te sıkıntılar çıkabilir. Çünkü birçok şirketimizin ortağı 8 sene, 10 senedir zaten adresini belki 8 defa değiştirmiştir. Dolayısıyla da hani orada da sıkıntılar çıkabilir. Dikkat etmek lazım. Gerçi bunları sistem otomatik alacak ama hatalı kayıtlar mutlaka olacaktır. Çünkü İstanbul en büyük dediğim gibi şey en kalabalık yer. Böyle sıkıntı olacak. Yani kimse bir şey yapacak. Bilgi vermeden bir iş yapamayacak yani. Evet, çok kıymetli bir hale geleceğiz. Bir hafta önce bir değişiklik yaptık. Bekliyorsunuz. Bekliyorum. Ben siz numarası alacağız ki faturalarını yazalım. Yani ticaret odasıyla bir numarasını şu an her ses numaraları belli olmuş mu? Evet belli. Şey hemen geldim. Şimdi
şu anda Mersis sistemine girebilirsiniz. Önce sisteme bir üyelik yapıyorsunuz. Sisteme giriş yapıyorsunuz. Kendi mail adresinizle normal ücretsiz bir üyelik yapabilirsiniz. Sonra sisteme girdikten sonra sağ tarafta şirket sorgulama diye bir yer var. Şirket sorgulamaya girerseniz eğer şirketin sadece ünvanını ya da sadece ticaret odası numarası var. Ya da vergi numarası. Bir tanesini girip hepsini birden girince sistem bir tanesini çakışmayınca önünüze getirmiyor bir şey. Dolayısıyla tek tek şey yapmanızda fayda var. Çünkü şimdi vergi numarasını giriyorsunuz, ticaret numarasını giriyorsunuz ya, numaraya yanlış kayıtlar gelmişse çakışmadığı için önünüze getirmiyor sistemi. Hani tek tek ararsanız vergi numarası daha garanti olabilir. Ondan bulamıyorsanız İTO numarasından hani araştırmaya, İTO tabii İstanbul Ticaret Sivil Memurluğu seçip sonra İTO numarasını yazarsanız sistemde bunlar çıkıyor. Birçok kurumun yaklaşık İstanbul'dakilerin büyük bir bölümü, son 6 ay şirket kuruluşu olanlar hariç sistemde olduğu söyleniyor. Dolayısıyla da... Tabii. Yok yok. Kendi adınıza girebilirsiniz. Mahalle şu an üye olursunuz. Sonra son bulam yapabiliyorsunuz. İşte bütün bilgiler girdiniz mi? Birkaç bilgi girdim. Abi. Yani tek tek girersin. Mesela... Ya da hani üye olurken diyor ki hangi şirketle ilgili işlem yapacaksın? Onun seçimli bir ibare var. Evet. Onu seçmek diye biliyoruz herhalde. Şimdi ben sizi tıkladıktan sonra sağ tarafta en altta şirket sorgulama diye bir yer var. Oraya tıklayıp oradan bütün sorgulamaları yapabiliyorsunuz. Ama önce... Zorunluluk yok. 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 Sadece orada ünvanın tamamını yazmayın. Örneğin atıyorum Derin Bilgisayar diye bir firmayı arayacaksınız. Uzun uzun yazmayın. Derin yazın. Altında da sadece vergi numarasını yazın. Mesela bir ilçedeki arkadaşımız dedi ki Burhan Bey sadece vergi numarasını yazınca çıkıyor. Diğer bilgileri yazınca çıkmıyor diyor. Yani o da bir şey. Yani, tabii sistem biraz yeni olduğu için biz 15 gün sonra devreye girecek bir şey anlatıyoruz şu an. Hani uygulamada bizim burada hani size söylemek istediğimiz şu. Hani birazdan web adresini de vereceğiz. Oraya girip sistemi kurcalamakta fayda var. Birçok kurumun dediğim gibi Mersis numarası var. Mersis numarası yoksa da hani sistemde orada kayıtlı e-posta adreslerine mail atıp sistemde göremiyorum kendimi deyip Mersis numarasını isteyebilirsiniz. Mersis numarası zaten 16 karakterli bir şey, bir rakam. Bunun 10 tanesi zaten vergi numarasından oluşuyor. Vergi numarasının başına bir karakter, sonuna 5 karakter konuyor. Toplam 16 karakter. Bunun adı da Mersis numarası olacak. Dolayısıyla da vergi numarası ile aramak daha kolay olabilir sistemde. Dediğimiz gibi Mersis'ten sonra zaten belki ticaret vergi dairelerinde de SGK'da tamamı Mersis numarasını kullanacaktır. Sistemde bu işlemleri yaptıktan sonra e-imzanızın aktivasyon işlemi var. Yani elektronik imzanızı tanıtıyorsunuz sisteme. Bu kendiniz için de olabilir, şirket müdürleri için de olabilir. Şimdi işlem yapmak için kurumun yetkilisi olmanız gerekiyor ya. Hemen biraz önceki konuya döneceğiz. Bütün şirketlerin elektronik imzaları bizde mi olacak? Ya da biz bir işlem yapacağız, şirketin müdürünün yanına gidip e-imzanızı verin, şifrenizi girin. Şimdi o da sadece flash bellek değil, flash belleği takınca sadece sizin siz olduğunuzu sistem tanıyor. Hani oradaki içerideki bilgiler sizin kimlik bilgileriniz olduğu için sistem sizi Burhan Erdoğan olarak görüyor ama o kafanızdaki şifreye girmeden zaten işlem yapamıyorsunuz. Kredi kartı gibi düşünün. Kredi kartını vermeniz yetmiyor, bir de şifrenizinde girilmesi gerekiyor. Elektronik imza da böyle bir şey. Tehlikeli bir şey. Dolayısıyla almamanızı... Karşıdan başlamayı tehlike. Tamam. Karşıdan başlamayı tehlike yani olmazsa. Şimdi bu daha tehlikeli bir şey. Kaşeyi inkar edebilirsiniz. Yani... herkes yaptırabilir. Ben gideyim matbaada sizin şirketin kaşesini yaptırabilirim. Kime ne? Ama elektronik imza riskli bir şey. Yani orada arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum ve imzalara bulaşmayalım. Çünkü evle maaş her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Şimdi burada yine şöyle bir şey var. Ben sisteme baktım. Siz de uygulamayı biraz karıştırırsanız göreceksiniz. Sistemde bir tane işlem yapabileceğiniz firmalar diye çıkıyor. Bir tanesinde vekil tayin edildiğiniz, bir de vekil tayin edilen, bir de vekil tayin etme yeri var. Şimdi kuvvetli ihtimal sistem şöyle yürüyecek. Şu anda uygulamada çalışmıyor. Butonlar var ama henüz arka planı çalışmıyormuş. İnşallah İstanbul'da çalışır. Sistem şöyle yürüyecektir. Şirketin müdürüne imza alacaksınız. İmza aldıktan sonra şirketin imzasıyla, kurum yetkilisine imzasıyla girip bizim şirketimizle ilgili işlemleri yapmaya mali müşavirimiz yetkilidir diyecek. Yetkili olduktan sonra siz de sisteme imzanızı tanıtıp girdiğiniz zaman zaten
bir ortağı olduğunuz şirketler çıkacak, bir vekil tayin edildiğiniz firmalar çıkacak. Onların içerisine girip hangi firmayla işlem yapmak istiyorsanız onu tıklayıp işlemlerinize devam edebileceksiniz. Sistem böyle yürüyecek. Şu an yürüyor mu? Yürümüyor. Ama o zaman şunu mu anlıyoruz? Bizi vekil tayin ederse şirketi, evet. O zaman vekaleti ihtiyaç kalmıyor. Aynen. O da var, evet. Vekaletnamelere de gerek kalmayacak. Zaten kağıt ortamında bir şey olmayacak şimdi. Vekaletname ibraz diye bir şey yok. Oturduğunuz yerde siz vekil tayin edildiğiniz firmaların bütün işlemleri, ticaret işlemlerini tamamını elektronik ortamda yapabileceksiniz. Bununla ilgili bir problem olmayacak zaten. Ama dediğim gibi şu an o bölümün şu an çalışmadığını söylüyorum ama 15 gün içerisinde devreye sokulduğunu bilmiyorum. O devreye girene kadar şirketlerin müdürlerine elektronik imza almak zorundayız. Bakın şu listede görebiliyorsanız şurada şimdi bakın şurada hemen çok kısa göstereyim. Hani arkadaşlarla aynı. Bakın bu şirket kuruluşuyla ilgili bir ekran. Şurada şirketin ünvanı, adresi, amaç ve konusu, işte sermayesi, çok okuyamıyorum ama liste devri gibi diğer maddeler. İşte 16 tane madde varsa 15 tane, 15 de burada var. Siz sadece şuna tıklayıp ortakların TC numaranı gidip ortakları seçiyorsunuz. Sonra şirketin amaç ve konusu bir tane boş olan çıkıyor. Oraya Word'den kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Burada da sistemin bütün tamamını şeyle yapabilirsiniz. Sistem üzerinden kopyalayıp yapıştırıp sözleşmeyi oluşturuyorsunuz. Yani tamamı elektronik ortamda işlemler yapılabiliyor. Dediğiniz gibi elektronik imzayla. Tabii elektronik genel kurullar başladı. O başladı zaten. Genel kurul yapan arkadaşlarımız da var. Tabii Mersin'e geçen herhalde Düzce'de bir arkadaşım, Gebze'de yapan arkadaşlarımız vardı. Adres GTB.gov.tr e-işlemler uygulamalar bölümünden sisteme girip bu sistemle ilgili dediğimiz gibi biraz önceki ekranda olduğu gibi aranış şirketler, limited şirketler, kooperatifler gibi birçok başlık var. Başlıklara tıkladığınız zaman işte atıyorum şirket kuruluş aranış şirketlere gelip orada sistemde şirket kuruluşu nasıl yapılacağı ekran görüntülerinde çok net bir şekilde var. En azından kendiniz ya da personelinize o adresleri de verirseniz bu adresleri buradan girip sistemi tamamını önünüze gelmeden bir bilgi sahibi olmamızda fayda var. Hani sistem dediğim gibi uzun vadede çok işimize yarayacak diye düşünüyoruz. Hani mali müşavirden oturduğu yerden kalkmadan bütün işlemleri yapacak. devlet dünyayı evimize getirecek. Bilmiyoruz. Hani bizi mi düşünüyorlar, kendileri mi düşünüyorlar ama şu var. Bazı mali müşavir arkadaşlar da bir şey diyorlar. Bir ilçedeki arkadaşımız hatta şey demişti bu sunumu yaparken. Burhan Bey dedi yine mi bize Antalya ticaret odası da mı bize bütün her şeyi bize girdirecek. Hani bizi hani vergi dairesi bütün işlemleri bize yaptırıyordu. SGK bizi yaptırıyor. Ticaret odası da bize yaptıracak. Bu memurlar ne iş yapacak? İşsiz kalacaklar. Yani şu var. Mali müşavirliği bitirmeye mi çalışıyorlar gibi. Hani değişik bir algı da var ama bazı arkadaşlar da değil. Genelde böyle bir şey yok. Aslında çok sarılacak mezhep olmaya başladı. Arkadaşlar şu var. Mali müşavirliğin şekli değişiyor. Biraz önce İhsan Bey'in dediği gibi e-mali müşavire, e-SMM'ye dönüşüyoruz bir anlamda. Ticaretin şekli değişiyor, muhasebenin de şekli değişiyor zaten. Zaten ayrıca önümüzde bir de denetim boyutu var işin. Şimdi bizim kağıt ortamından elektronik ortama geçmek bizim değerimizi arttırır mı, azaltır mı? Şimdi biz yıllardan beri ne diyoruz? Biz faturaları giren, sadece kağıtlık yapmak isteyen bir meslek mensubu değiliz. Zaten bizim işimiz sadece bu faturaları girmek, İşte kayıtları yapmak değil, kırtasiye değil. Aslında bizim bilgi satmamız gerekiyor. Aslında bilgi toplumuna dönüşüyoruz. Bilgi meslek mensuplarına dönüşüyoruz. Yani uzun vadede mali müşavirler en çok neye ihtiyacı olacak derseniz bir, bilgi, iki, teknoloji. Yani hem bilgiye sahip olmamız gerekiyor hem de teknolojiye belki sahip olmamız gerekecek. Aynı anda bir tanesi yetmiyor. Yani sadece bilmeniz bu iş mali müşavirlik yapmanıza yetmeyecek. Teknolojiyi de çok iyi takip edin. Hani tabii ki bazı büyüklerimiz şimdi 25 yaşındaki bir mali müşavirle 60 yaşındaki mali müşavirin aynı bilgilere sahip olması gerekmiyor bence de. Hani orada birinden daha ileri midir derseniz bence her ikisi de aynı durumdadır. Çünkü gençler teknolojiyi çok iyi bilebilir ama bilgi, tecrübe ve eski büyüklerimiz de var. Yani sonuçta hani
Aynen. Ne bilgisiz olacak ne teknolojisiz olacak. Her ikisinin de harmanlaşıp kurumsallaşma da zaten belki zorunda kalmamızın sebebi de bu olacak. Yani bunlar birçok meslektaşımıza zor gelebilir ama genç meslektaşlar da daha birçok belgi alan mali müşavir arkadaşımız hani yanlış anlamayın ama serbest meslek defterini bile dolduramıyor ya da yetki vergisi nasıl yapamayacağını bilen arkadaşlar var. Şimdi bir şeyi bilmek ayrı bir şey, yapabilmek ayrı bir şey. Hani eskilerin tecrübesi, yenilerin de teknolojisi bir araya gelip belki uzun vadede çok güzel birliktelikler de çıkacaktır, çıkması lazım. Onun haricinde bizim zaten hani bu yoksa bize bunların hepsi zor gelecek. Bilmediğimiz her şey bizim için zor. Ama eğer siz bilgiye sahipseniz, teknolojiyi takip ediyorsanız uzun vadede bizim için çok büyük bir sıkıntı çıkacak bir durum yok. Tam tersine mali müşavirler en fazla ihtiyaç olan döneme doğru gidiyoruz. Çünkü biz bile bunları zor takip ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bakın hafta başı günün bu saatine gelmiş, bunları dinliyorsunuz ve hani bunları konuşuyoruz. Hangi mükellef bunları dinleyecek? Hangi mükellef bunları anlayacak? Dinlese ne anlayacak? Yani ben burada iki saattir konuşsam herhalde üç kişi kalırdı burada. Herkes giderdi. Bunlarla bizim ne işimiz var? Mali müşavirleri gönderelim, mali müşavir dinlesin, anlasın. Yani işlem karmaşıklaştıkça, karmaşık dediğim aslında bilgiye sahip olmak, bilgiyi uygulamak zorlaştıkça mükellefler de bize daha fazla ihtiyaç duyacak. Artık biz aslında gerçek mali müşavirlere döneceğiz. Yani biz bilgiyi satıp, yani biz koşturmaca, kırtasiyede değil de bilgimizi satarak, bildiklerimizi satarak para kazanmaya başlayacağız. Ve en sonunda da bu meslekten gerçekten para kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Tabii inşallah haksız rekabet yazılımını 1-1-2015'ten itibaren de kullanırsak, e-Türmok'ta da çünkü o ayak da çok önemli bizim için. Bununla ilgili ve diğer konularla ilgili de artık soru cevaplara geçebiliriz. Teşekkür ediyorum. Sahip. Peki şey nasıl? Hani nasıl böyle bir yetki aldınız? Vekaletle mi? Şimdi çok kısa bir şey daha bahsedeceğim. Aslında orayı da atlamayalım. Şimdi biraz önce bahsettim ya KEP adresine gelen mailler, yani oradan hiç soru gelmedi. İlginç bir şekilde her yerde soruyorlar doğru. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Burhan Bey biz her gün KEP adresimize girip KEP'e mi bakacağız? Geldi mi gelmedi mi? Okuduk mu okumadık mı diye. Sistemde şöyle bir şey var, yönlendirme diye bir bölüm var. Siz oraya güncel mail adresinizi girip, mail adresinizi de yönlendirebiliyorsunuz. Cep telefonunuzu girip, cep telefonunuzda mesaj gelmesini sağlayabiliyorsunuz. Şuna dikkat etmek lazım, sistem içeriği göndermiyor size. Yani size sadece mail geldi, girip bakın diyor. Mail adresinizi de cep telefonunuzu da ama içerindeki şeyi yazmıyor. Siz de mail ya da mesaj geldiği zaman sisteme girip, mailin içeriğini okuyabilirsiniz. İçerik okuyamazsınız ama yönlendirme yapıp, bilgilendirme mesajları, mailleri alabilirsiniz. Şimdi sizin geldiğiniz soruyordu da hani çok fazla detayını bilmiyorum ama görmek lazım ama şirket yetkilisi olmadan hani şirketin KEP adresini kullanmak kendi içerisinde yetkilendiriyorsa olabilir. Tabii. Evet, taahhütname yapılabiliyor. Şu var, mesela biz de İSMO olarak alacağız. Şimdi İSMO'da her şeyi Yahya Başkan'ın oturup da imzalaması gerekmeyecek. Orada yetkilendirme yapacak. Mesela staj işleri, sınav işleri ya da işte idari işlemlerle ilgili, üye işlemlerle ilgili her bölümde bizim belki 10 tane KEP adresimiz olacak İSMO olarak. Yetkilendirmeyi yapabilirsiniz. Ama o işte kurumun yetkilendirme tablosu var, onlarla yapabilirsiniz. Tabii. Mersi sizin vermiyor. Bir daha söyler misiniz? Evet. Oradaki yetki belgesini burada yapamazsınız. Bunlar aile kurumlar. Çünkü sertifikayı bu firmalar arıyor. Hani firmalar veriyor.
Dolayısıyla yetkilendirmeyi de bu firmaların yapması lazım. Kimlik doğrulaması bu firmaların yapması lazım. Ne aldınız oradan siz? Yetki belgesi. Yok yok yok. Burayla alakası yok. Bunların ayrı bir sözleşmesi, tabi yetkilendirme sözleşmeleri ayrı bir kurumlar. Şunu da söylemek lazım. Bu kurumların hepsinde mesela işte biz bu kurumlara ne kadar güvenebiliriz? Hangisinden almak lazım? Bu sorular da gelebiliyor. Zaten bunların tamamı BTK, Bilgi Teknoloji Kurumu'nca sertifikalandırılan kurumlar. Bu kurumlar herhangi bir kriteri ihlal ettikleri an bu kurum zaten hemen devreye girip TMSF gibi bankalarına sel koyuyorsa bu firmalara da hemen yetkilerini kısıtlayıp diğer operatörlere aktaracaktır. Yani orada ama sorumluluk tamamen yetkilendirilen firmada olduğu için başka TÜBİTAK'ın verdiği yetkilendirme belgesini kabul etmezler. Mali mi yorum? E-imza mı? E-imza tek. E-imza her yerde kullanabilirsiniz. Tek olacak her yerde kullanabilirsiniz. Mali mühür dediğinizde zaten şirketin imza sirküsü gibi düşün. Aynı şey. Mali mühür e-imza zaten. O da aynı şey. İsim değişir. Mali mühürle işlem yapabilirsiniz. Kep işlemleri diyor. Tamam. Tamam. Yapabilirsiniz. Tabii tabii. Ya e-imza, mali mühür aynı şey. Hani birisi imza beğenmesi, birisi imza sirküsü. Hani birisi kendi adınıza imza atıyorsunuz, diğeri de şirket yetkisi olarak atıyorsunuz. Mali mühür dediğiniz de e-imza zaten. Evet, ama onlar aynen. Tabii yapabilirsiniz. Mersi'de de yapabilirsiniz. KEP'te şu an sermaye şirketleri zorunlu ama şahıslarla ilgili zorunluluk yok. Yok, şu an zorunluluk yok. Şu an şahıslarda bir zorunluluk yok. Dediğimiz gibi 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren yani bir yıl önceden beri zorunluluk var. Uygulama yok. Uygulama tebligat yapmaya başladıklara zorunlusunuz.